Evet. Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize yürekten sevgiler ve saygılar. Hoş geldiniz. Misafirlerimiz de var. Değerli arkadaşlar, Türkiye çok köklü büyük bir değişiklik sürecine girdi. Bu bir devrimle taşlanacak yaşadığımız süreç. Bütün alametler bunu gösteriyor. Yani bizim tarihimizde, yakın tarihimizde 1920'ler, 30'lardan sonra Atatürk devrimi, Kemalist devrimden sonraki en köklü değişikliği yaşamaya başladık ve bunun kesin sonucuna doğru ilerliyoruz. Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. Yani değişikliği en iyi anlatan somut olgulardan biri. Türkiye NATO üyesi, sözüm ona, ama NATO'nun generalleri, FETÖ'nün generalleri Türkiye'nin hapishanelerinde. Türkiye, Amerika'nın ve İsrail'in güney sınırlarımızdaki koridorlarını yarıp geçiyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gladios'unu 15-16 Temmuz 2016 gecesi kan revan içinde bıraktı, ezdi, öldürdü. Öldüremediklerini de hapse tıktı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvveti dediği PKK'yı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvveti, deniz kuvveti, kara kuvveti deniyor ya, o kara kuvvetim dediği PKK'yı hem yurt topraklarında bitirdi büyük ölçüde ve sınır ötesinde de bitiriyor. Ve Türkiye, en önemlisi, 1980'lerde Türkiye'ye Batı sistemi tarafından dayatılmış olan Turgut Özal'ın liderliğindeki dünya ekonomisiyle entegrasyon, bütünleşme denen programı yırtmanın eşiğinde o çabalar içine girdi. Toplam olarak baktığımız zaman Türkiye 1945 sonrasında kendisine vurulmuş olan Atlantik zincirlerini kırıyor. Bir sistemin zincirlerini kırıyor. Atlantik sistemi emperyalist kapitalist sistem. Emperyalist kapitalist sistemin bugün dünyada zincirini kıran önde gelen ülkelerden biri. O sisteme karşı silahlı bir mücadele veriyor. Şu şey, böyle bir kitaplar gibi bir şey olursa yükseklik, bunları koyabiliriz üzerine. Bugün dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı silahla mücadele eden hangi ülkeler var? İşte Ukrayna cephesinde Rusya var. Suriye'de 2010 yılından beri Suriye mücadele ediyor silahla. Ve Türkiye'de demin söylediğimiz gibi Gladio'ya karşı ve PKK'ya karşı, yani Amerika'nın güçlerine karşı silahlı bir mücadele yürütüyor. Sınır ötesinde ve sınır içinde. Yani dünyada Amerikan emperyalizmine karşı silahla mücadele eden üç ülkeden biri. Bunların hepsi Türkiye'nin içine girdiği süreci anlatan tecrübeler, olaylar. Onun için başından onu belirtelim. Yani karamsar olmak, Türkiye bir kere karanlıklara gidiyor, kötülüğe gidiyor falan, bunlar hepsi niye onu getirdin? Sağlam. Onun için değerli arkadaşlar, ses geliyor değil mi en arkadan?
En arkadaki arkadaşlar duyuyorlar mı? Ha, elinizi kaldırın. Evet. Vanlılar daha uyanık, daha hızlı. Hemen o elini kaldırdı Vanlı. Saçındaki tuvaletten belli. Saç tıraşından. Onun için karamsarlık, efendim Türkiye karanlığa gidiyor, işte şu falan gibi bütün bu görüşler Atlantik sisteminin propagandasından başka bir şey değil. Atatürk devrimi açısından Türkiye'nin yaşadığı son 200 yıllık milli demokratik devrim süreci içinden baktığımız zaman Türkiye 1945'ten sonraki karanlık dönemi, özellikle 1980 Turgut Özal'la başlayan karanlık dönemden çıkma, karanlıkları yırtma, zincirlerini kırma sürecine girdi. Bu süreç ne zaman başladı? 2014 yılında. 2014 yılı Mart'ında değerli arkadaşlar, Vatan Partisi önderliğinde Türkiye yurtseverliği Silivri duvarlarını yıktı. 2014 Mart'ı. Silivri duvarları neydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bölmek için ördüğü duvarlar. Onun içine Vatan Partisi'ni attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Genelkurmay Başkanı'na kadar oraya tıktı. Amaç Türkiye'nin silahlı gücünün tamamen felce uğratıldığı, Türkiye'nin vatansever önderliğinin etkisiz kılındığı bir ortamda Kürdistan'ı kuracak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur Büyük Orta Doğu Projesi. Ta 1990 Körfez Savaşı'ndan başlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya'daki yürüttüğü stratejinin hedefi neydi? Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail devleti kurmak. Hangi topraklarda? Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'de ve İran topraklarının bir kısmında Diyarbakır merkezli bir Kürdistan kuracaktı. Ama o plan bozuldu. Nasıl bozuldu? Bölge ülkelerinin işbirliğiyle 2017 yılı Eylül ayında Türkiye, Irak, İran, Suriye, hatta Rusya'nın işbirliğiyle Kürdistan bağımsızlığını ilan edecekti. Bir takım referandumlar falan yapılmıştı. Orada Vatan Partisi de çok etkin bir rol oynadı ve o plan bozuldu. İşte 2014 yılı Mart'ında Silivri duvarını yıkmamız, arkasından gelen bütün olaylara bakıyoruz. Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesini bozguna uğratan bir dizi gelişme ve aynı zamanda Türkiye'yi özgürleştiren ve Türkiye'nin Amerika denetiminden çıkması süreci. 2014'ten sonraki bütün gelişmeler nasıl açıklanabiliyor? O duvarların yıkılması zaten Amerikan denetiminin yıkılmasında çok önemli bir başlangıç. Arkasından gelen de 2015 Temmuz'unda, 24 Temmuz'unda Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı hendeklere gömme harekatına başladı hükümetin kararıyla. 24 Temmuz 2015'te Türkiye hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri'ni PKK'yı hendeklere gömmek için harekata geçirdi. Ve bu harekat ne? Amerika'yı hedef alan harekat. Bunu Amerika'nın cevabı 2016 yılı 15-16 Temmuz'unda hepimizin bildiği o Gladio darbesi oldu. FETÖ Gladiosu darbesi. Aynı 12 Mart 1971'de 12 Eylül 1980'deki Gladio darbeleri gibi, ama onlardan farkı 12 Mart ve 12 Eylül 71-80 darbeleri Amerika'nın başarılı olmuştu. Türkiye'yi orada denetim altında tutabilmişti, ama 15-16 Temmuz 2016 darbesi bozguna uğradı. Ve orada Vatan Partisi'nin tayin edici bir rolü oldu. Herkesin sağa sola saklandığı, kümeslere girdiği, boyun eğdiği koşullarda Vatan Partisi çıktı televizyonlardan. Ondan sonra bu bir Amerikan darbesidir, bu bir FETÖ darbesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin de desteğiyle bu darbeyi ezecektir. Görevi budur.
ve Vatan Partisi görevinin başındadır. Yani Vatan Partisi orada o darbeyi bozguna uğratacak biricik güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görevini hatırlattı. Hatta görevini belirledi. Bunu çeşitli yargılamalarda da FETÖ yargılamalarında da belirtiliyor. Vatan Partisi çıktı, bunları söyledikten sonra birdenbire koşullar değişti. Ordu içinde birçok güç darbecilerin kontrolünden çıktı, harekata geçti ve o darbe ezildi. O darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri ezdi. Tabii ki Türkiye halkının büyük kentlerde özellikle büyük kitlesel hareketlerini de desteğiyle. Ama silahlı güç silahlı güçle ezilir. Tank etle ezilmez, tank tankla ezilir. O çok önemli bir olay. Arkasından gelen olay Türkiye'nin özgürleşmesi, yani Gladio denetiminden, NATO denetiminden, NATO'nun yeraltı örgütü olan Gladio denetiminden 2016 yılı 15-16 Temmuz'da kurtulmasıyla birlikte hemen arkasından hepimizin bildiği 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı. Yani özgürleşen Türkiye, özgürleşen Türk ordusu nereye giriyor? Suriye'nin kuzeyindeki Amerika-İsrail koridoruna giriyor. O koridor Kuzey Irak'taki özel Kürdistan'ı Doğu Akdeniz'e bağlayan koridor. Yani Kürdistan'ın olmazsa olmazı. Kürdistan'ın, sözüm ona, Kürdistan'ın olmazsa olmazlarını, Musul'un petrolleri olacak, Akdeniz'de bir limanı kapısı olacak, bir de Diyarbakır olacak. Çünkü Kürtlerin büyük çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor. Türk milletinin parçası olan Kürtlerimiz Türkiye'de yaşıyor. Bu üç unsurla ancak, bu üç olmazsa olmazla o ikinci İsrail devleti kurulabilirdi. İşte 24 Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri o koridoru yararak Kürdistan planının bozulmasına bir sınır ötesi harekatla aynı zamanda girmiş oldu. Onun arkasından hepimizin biraz evvel de söylediğimiz gibi 2017 Eylül'ünde bölge ülkeleri birleştiler ve o planı tamamen bozguna uğrattılar. Ve şimdi Türkiye bir bocalama içerisinde, bir çözüm arayışı içerisinde. O çözüm arayışını 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dayattığı bir ekonomik, sosyal, kültürel program var. Dünya ekonomisiyle bütünleşme başlığı altında. Bu programın özeti ne? Bu programın özeti Kemalist devrimin Türkiye'ye getirdiği ekonomik programın ve kurumların ve ilişkilerin yıkılması ve Türkiye ekonomisinin bütünüyle, sınırların tamamen ortadan kaldırılmasıyla dünya ekonomisiyle bütünleşmesi. Dünya ekonomisi dediğimizde dünyanın finans merkezleri, büyük para babaları, onlarla bütünleşmesi, onun tahakkümü altına girmesi. 1980 24 Ocak programlarından sonra arkasından 12 Eylül'de 1980 darbesi geldi. Yani bir ekonomik program var ama o ekonomik programda ancak silahlı güçle uygulanabilirdi. Çünkü işçi sınıfını, emekçileri, toplumu, çiftçileri hedef alan bir programdı. O da o nedenle 24 Ocak ekonomik programını hepimizin bildiği gibi 12 Eylül askeri darbesi izledi. O program şu: bir, Türkiye'nin gümrükleri kalkacak. Yani Türkiye'nin Türkiye'ye mal girişi, para girişi, emek girişi, bunlar tamamen liberalleşecek, serbestleşecek. Ki Türkiye'nin sanayisini kurması engellenmiş olsun, Türkiye tarımının gelişme koşulları ortadan kaldırılsın. Hatta Türkiye'ye yabancı emek gücünün girmesiyle Türkiye'nin insan kaynaklarının gelişmesinin de önüne geçilmiş olsun. Gümrükler kalkacak. İki, tarıma destekler kalkacak. Türkiye geleneksel olarak Atatürk'ten beri, hatta ondan evvel İttihat Terakki'den beri ne köylüyü destekliyor, tarımını destekliyor. Atatürk geldi ve meşhur aşarı, yani çiftçinin üretiminden alınan onda bir vergi, aşar onda bir.
Onda bir vergiyi kaldırdı. Atatürk ilk yaptığı işlerden biri. Devletin gelirlerinin çok önemli bir kısmıydı. Ama niçin kaldırdı? Köylü, çiftçi üretim yapacak kabiliyete, şevke, imkanlara sahip olsun. Devlete ağır vergi verdiği zaman üretimini geliştirmiyor. Ve Atatürk devrimi aynı zamanda yalnız aşağıları kaldırarak değil, çiftçiyi destekledi. Çeşitli şekillerde Ziraat Bankası'yla, zirai donatım kurumlarıyla ve çiftçinin ürünlerini işleyen Sümer Banklar, Toprak Mahsulleri ofisleri çiftçinin ürününü satın alıyor. Ondan sonra şeker fabrikaları, yani gıda sanayiye ilişkin yatırımlar. Yani sonuç itibariyle bir çiftçiyi destekleme programı. Ve Türkiye 1930'larda dünya ekonomisi derin bir krize girdiği zaman 30'dan 40'a kadar 10 yıl Sovyetler Birliği ile birlikte dünyanın en hızlı gelişen iki ülkesinden biriydi. 1930-40 arasında en hızlı gelişen iki ekonomi var. Biri Sovyetler Birliği, ikinci Türkiye. Her ikisi de plancı, Türkiye plan yapıyor. Her ikisi de kamucu, devletçi. Her ikisi de çiftçisini destekliyor, özgürleştiriyor. İşte o ekonomik program 1980'de hedef alındı. Yine 1980'e kadarki ekonomik programımız kamu iktisadi teşekkülleri. Yani bir, gümrüklerimiz var. İki, çiftçiyi destekliyoruz. Üç, kamu iktisadi teşekkülleri. Yani kamu yatırımlarıyla sanayimizi geliştiriyoruz. 1930'a kadar bazı tecrübeler yapıldı ama 1929-30'a gelindiği zaman görüldü ki Türkiye'nin sanayileşmesi ancak kamuculukla mümkün, planla mümkün. Ve gerçekten de Türkiye sanayisi Sovyetler Birliği ile dostluk, aynı zamanda devletçilikle ve planlamayla gelişti. İşte Sümer Banklar, Eti Banklar, madencilik alanındaki yatırımlar, gıda endüstrisindeki yatırımlar, tekstil sanayisindeki yatırımlar vesaire. Bunlarla Türkiye 1980'e kadar geldi. 50'lerden sonra da şeker fabrikaları, iplik fabrikaları, efendim barajlar hep kamu iktisadi teşekkülleriydi. Bu kamu iktisadi teşekkülleri aynı zamanda emperyalist yayılma ve sömürün önündeki engeller, duvarlar. Sen çünkü devletçilikle kendi imkanlarını kullanarak bir sanayi yapıyorsun. Dolayısıyla o yarı sömürgecilik, sömürgecilik amaçlarının önünde engeller. İşte bu üç hedef, çiftçiliğe desteklerin kaldırılması, gümrüklerin kaldırılması, kamu iktisadi teşekküllerinin tasfiyesi ve her türlü sosyal, kamusal, emekçiyi, halkı destekleyen uygulamaların, ilişkilerin, kurumların tasfiyesi. Bu program 1980'de Turgut Özal tarafından getirildi. Ve bu program aynı zamanda demin de söylediğimiz gibi Türkiye'ye malların giriş çıkışını özgürleştirdiği gibi, liberalleştirdiği gibi paranın giriş çıkışını da serbestleştirdi. Yani Türk parasını korumak, Türkiye çarşılarında yalnız Türk lirasının geçerli olması gibi bir milli ekonominin önemli dayanaklarından birini de ortadan kaldırdı. Meşhur 32 sayılı kararname ile Özal döneminde paranın giriş çıkışı serbest bırakıldı. Sonuç itibariyle ne oldu? Türkiye'ye dolar girdi, avro girdi ve Türkiye çarşılarında Türk lirası kovuldu. Kovulsunca ne zararı var diyeceksiniz. Şu zararı var: Türkiye'de ne kadar dolar dolaşırsa, ne kadar avro dolaşırsa Türkiye o kadar haraç vermiş oluyor. Çünkü o doların maliyeti Amerika açısından, o avronun maliyeti Avrupa açısından bir beyaz kağıt. Kağıt masrafı, üstüne mürekkep masrafı, 100 dolar diye basıyor. Ama Türkiye'ye giderken 100 dolarlık diyelim bilmem şu kadar ton pamuk gidiyor. Bu kadar ton diyelim başka bir tarım ihraç malı gidiyor veya makine gidiyor vesaire. Yani adam kağıtla senin emek ürünlerini ve dünyanın emek ürünlerini değiştiriyor. Dünyada görülmemiş bir haraç sistemi. Diyelim
Türkiye'de 150 milyar dolar Türkiye piyasalarında para dolaşıyor. Bu şu demek, Türkiye Amerika'ya 150 milyar dolar haraç verdi. Türkiye Amerika'ya yardım etti. Türkiye Avrupa'ya yardım etti. Sömürü sisteminde dolar saltanatı Amerika'nın dünya çapındaki sömürü sisteminde en önemli unsur. Dikkat ederseniz Amerika'nın en hassas olduğu nokta da hep nedir? Dolarla değişim kalkmayacak. Saddam Hüseyin çıkar, efendim ben petrolümü dolarla değil milli paralarla satacağım falan dedi mi hemen Amerikan donanması, Amerikan hava kuvvetleri, Amerikan uçakları Irak'ı bombalar, işgal eder. İşte aynı zamanda bu 1980 12 Eylül darbesinin getirdiği sistemde Türk lirasının da Türk çarşılarından kovulması ve dolar ve avronun Türkiye'de bir değişim aracı olarak kral saltanat sahibi olması, bu sistem Türkiye'yi ne yaptı? Bu sistem Türkiye'yi 500 milyar dolar borca batırdı. 1980'den bu yana 42 yıl geçti. Türkiye'nin dış borcu bugün değerli arkadaşlar 500 milyar dolara yaklaştı. Ondan sonra ve görüyoruz halk içinde çok önemli ekonomik sorunlar var. Geçim dertleri aldı yürüdü, bunlar üzerinde durmuyorum. Çünkü hepimiz mütevazı ailelerden, emekçi ailelerinden geliyoruz ve bu sorunları öğrenciler olarak, gençler olarak da yaşıyoruz. Bugün Türkiye ekonomisinin batık durumda olduğu ve Türkiye halkının da çok zor durumda olduğu, Türkiye'de çiftçinin yeniden üretim yapmakta zorlandığı, Türk milletinin tamamının borçlu hale geldiği, milletçe borçlandık, devletçe borçlandık, tek tek vatandaşlar olarak borçlandık. Borca battı Türkiye. Onun için Türkiye bir çıkmaza girdi ekonomik planda. Bu çıkmaz neyi ifade ediyor? Çıkmazlarda değerli arkadaşlar, böyle yalnız gözleriyle bakanlar neyi görürler? Öküzün trene bakması gibi çıkmazlarda yalnız çıkmazı görürler. Öküz trene baktığı zaman bir tek trenin demirini görüyor. Çıkmazlarda da sıradan bakış neyi görür? Çıkmazı görür. Ama tarihsel bakış çıkmazda neyi görür? Büyük çözümü görür. Meşhur Alman şairi, büyük şair Bertolt Brecht'in dediği gibi büyük çözümler. Tarihe baktığımız zaman toplumlar çıkmaza girdikleri zaman o çıkmazlardan nasıl kurtuluyorlar, nasıl çıkış yolları buluyorlar? Devrimlerle. Devrim nedir? Çıkmazdaki çözümdür. Bir toplum çıkmaza girmeyince, sistem bitmeyince devrim olmaz. Yani çark dönüyor, sanayi işliyor, tarım dönüyor, insanların karnı doyuyor. O 500 sene, 600 sene, 1000 sene gider. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu falan filan. Ama çark dönmüyor. İnsanların karnını doyurmakta zorlanıyor. Hizmetler görülemiyor vesaire. Bir öyle bir noktaya geldiği zaman toplum ne yapıyor? Yeni bir sistem kuruyor. İşte şimdi Türkiye'de yalnız güvenlik alanında değil, yalnız vatanın bütünlüğünü korumak, egemenliğini korumak gibi hayati önemdeki yaşam unsurları açısından değil, aynı zamanda ekonomide ve sosyal hayatta da büyük bir çözümün eşiğine geldi. Hatta o çözüm başladı. Biraz evvel konuşmamızın başında o çözümün başladığını gördük. Nasıl girdik sohbetimize? Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. Şimdi bunu mesela 2007 yılında, 2005 yılında, 1985'te, 90'da, şurada burada söyleseniz gülerler. Veya ya yarın ne olacak biliyor musunuz? FETÖ'cülerin hepsi toplanacak, kapislere tıkılacak. Yapma ya, hayaller görüyorsun. Veya PKK temizlenecek. Veya Amerika'nın zincirlerini Türkiye kıracak. Bunların hepsi sistemin içinde düşünenler tarafından hayaldi. 2014 öncesinde hayaldi. Hatta 2008 yılında işte Hüseyin Karanlık
da burada. Ondan sonra Vatan Partisi önderleri hapse atıldığı zaman 2008 yılında hem polis sorgularında hem mahkemelerde, savcı sorgularında falan çıktılar. İlk duruşmalardan başlayarak ne dediler? Biz bu hapishaneden çıkacağız, sizi bu hapishaneye tıkacağız. Yargıçlara, savcılara bunu söylediler. Ve sizin kurduğunuz bu düzen yıkılacak. FETÖ tepe taktak olacak. Gladio ezilecek. Gladio'nun liderleri de Ali'dir, Veli'dir, bilmem nedir, A'dır, B'dir, C'dir. Bunların hepsi ezilecek ve hapisleri tıkılacak. Bunları söylediler. Hapishanedeki generaller, subaylar falan bile bize hayal görüyorsunuz falan filan diyorlardı. Ve biz bir daha bu hapishaneden çıkmayacağız diyorlardı. Peki Vatan Partisi'nin onlardan farkı neydi? Farkı Vatan Partisi tüzüğünde ve programında da yazıldığı gibi bilimin rehberliğinde siyaset yapıyor. Yani tarihsel süreçleri inceliyor. Nesnel olarak, bilimsel olarak nereden nereye gidiyor bu süreç? 1876 Namık Kemal'lerden, birinci meşrutiyetlerden başlamış. 1908 Hürriyet Devrimi olmuş. 1920 İstiklal Savaşı, ondan sonra 30'lar Kemalist devrimin devletçi dönemi vesaire. Bir milli demokratik devrim var Türkiye'nin ta 1876'lardan bu yana 150 yıldır devam eden. İşte o milli demokratik devrimin şimdi olgunlaştığı ve kesin sonuçlu zaferler kazanacağı bir sürece giriyoruz. Bu analizi yapıyor Vatan Partisi. O analizi yaptığı için, yoksa kabadayılık olsun diye veya insanlara umut vermek için değil, bu hapishaneden biz çıkacağız ve sizi bu hücrelerin hepsine tıkacağız diyordu hakimlere. Bilimsel olduğu için. Ve bu konuşmayı da yine o bilimin ışığında yapıyoruz ve bilimin ışığında tartışacağız. Dikkat ederseniz hep bazı nesnel olgulardan söz ediyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor, bu tecrübe yaşanıyor, kuvvet dengeleri vesaire. Gelelim dünya dengelerine. Evet, Türkiye şu 2014 yılından bu yana yaşadığımız 8 yıllık sürece baktığımız zaman zincirlerini kırıyor. Atlantik sisteminin duvarlarını yıkıyor. Peki dünyada ne oluyor? Dünyada koşullar elverişli mi? Dünyada da değerli arkadaşlar şunlar oluyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar saltanatı yıkılıyor. Yıkıldı. Amerika 1945'ten sonra bir para sistemi dünyaya dayatmıştı. Bretton Woods konferansıyla. O para sistemi neydi? Dünyada geçerli para dolar. Herkes dolarla değişecek. Çinlisi, Hintlisi, efendim Mısırlısı, Afrikalısı, Güney Amerikalısı falan filan. Sizin milli paralarınız falan filan hikaye. Ben doları basarım. Siz o dolarla değişirsiniz. Malları dolarla alır verirsiniz. Peki bunun, bu sistemin özü ne? Mana, anlamı ne? Demin de söylediğim gibi Amerika kağıda basıyor. Matbaaya sokuyor kağıdı. Diyelim bir kağıdın maliyetine bir sent, bir kuruş bile değil. Bir kuruşluk kağıdı Amerika 100 liraya satıyor, 100 dolara satıyor. Dünyada böyle bir haraç sistemi kuruldu mu? Roma İmparatorluğu, Vemleler, Cengiz Hanlar, şunlar bunlar, değil mi? Böyle bir haraç sistemi kurulmamıştı. İşte o haraç sistemi yıkılıyor. Dolarla değişim, dolar saltanatı çözülüyor, dağılıyor ve o haraç sistemi yıkılıyor. Birinci olgu bu. İkinci olgu, Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı gücünün karşısında onu dengeleyen silahlı güçler oluştu. Çin, Rusya, Türkiye. Türkiye'de önemli bir silahlı güç. Ve çok tecrübeli bir silahlı güç. Bakın dünyada son 30-40 yıl içinde devamlı savaşan bir ülke muazzam bir tecrübe kazanıyor. Yalnız tankının sayısı, topunun sayısı, mermisinin sayısı falan değil. Savaşan bir Türkiye var. Savaşlarda baskın yapmayı bilen, savunmayı bilen, mermi geldiği zaman korkmayan, kaçmayan falan bir asker birikimi yetiştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri.
Rusya'sı, Çin'i, Türkiye'si, diğer silahlı güçleriyle dünyada Amerikan emperyalizminin silahlı gücünü dengeleyen bir kuvvet oluştu. Bu da çok önemli çünkü Amerika'nın dünya patronu, ağası olmasının iki tane sırrı vardı. Biri dolar saltanatı, ekonomik zenginliklere el koyması dolar saltanatı yoluyla. İkincisi de o dolar saltanatının arkasındaki donanması, askeri gücü, hava gücü, silahlı gücü. Yani ben dolar molar tanımıyorum arkadaş, dolarla da işim yapmam dediğin zaman hemen Amerikan uçakları, Amerikan donanması harekete geçiyordu. Veya geçmesine de lüzum yok, o tehdit yetiyor. Birkaç tane tecrübeyle ondan sonra o kabadayı gider, iki tane adam öldürüp birinin dizine silah sıkar falan. Ondan sonra bütün çarşı başına gelecekleri düşünür ve ona göre hareket eder. Böyle bir imparatorluk kurmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi o imparatorluk, o silahlı güç yıkımla karşı karşıya her yerde yeniliyor. Afganistan diye Orta Asya'da çobanlık yapan bir halk Amerika'yı yeniyor. Ondan evvel işte Vietnam'ı yendi, Küba'sı yendi, Çin'i yendi. Ondan sonra çeşitli ülkelerde Amerikan hakimiyetlerinden silahla kurtuluş harekatları oldu, Nikaragua'sı vesaire. Ama son yakın tarihe baktığımız zaman da işte Afganistan'ın kurtuluşu, şalvarlı, sakallı bilmem ne adamlar Amerika'yı yendi. Fakirler, fukaralar, mazlumlar, zavallılar. Kazakistan'da darbe yaptı. Darbesiyle altında kaldı Amerika Birleşik Devletleri. İşte Arap Baharı bilmem ne dediler. Çeşitli ülkelerde, Tunus'ta, Afrika'nın kuzeyinde, Mısır'da Amerika yenildi. Başarısızlığa uğradı. Suriye'de Suriye'nin içinde iç savaş çıkarttı. Beşar Esad'ı yıkmaya kalktı. Suriye gibi güçleri sınırlı olan, ondan sonra insan sayısı, ondan sonra silahlı gücü, ekonomisi sınırlı olan bir ülke Amerika'ya kök söktürdü ve Beşar Esad'ı Amerika deviremedi. Türkiye'yi parçalamak için çeşitli güçlerini ateşe sürdü, başarılı olamadı. İran'ı güya, işte İran hep konuşuluyordu, Amerika havadan mı şey yapacak, İran'ı ele geçirecek, karadan mı ele geçirecek falan filan. Ne havadan ele geçirebildi, ne karadan ele geçirebildi. Yani yakın tarihimize baktığımız zaman Amerika silahlı güçleri arasından bir yenilgiler, mağlubiyetler dizisi görüyoruz. Bunu Amerika'da itiraf ediyor. Bütün güvenlik şeylerinde, raporlarında en sonunda işte özellikle Trump döneminde ne dediler? Amerika bitti. Amerika'nın artık dünyada ondan sonra macera arayacak hali yok. Trump 8 trilyon doları çöle gömdük dedi. 8 trilyon dolar. Amerika bugün dünyanın en borçlu ülkesi. 20 trilyon doları geçti borcu ondan sonra. Ve Amerika'da da bir cereyan çıktı. Biz First America, yani önce Amerika, ilk önce Amerika. Amerika'ya dönelim. Dünyada macera aramayı bırakalım. Bu harekat hatta o seçimlerde hepimizin gördüğü gibi gitti, Beyaz Saray'ı bastı, bilmem şey oldu, halk hareketleri falan oldu ve devamı geliyor. Toplam olarak baktığımız zaman dünyada Amerika'nın dolar sisteminin çöktüğünü, Amerika'nın silahlı güçle dünyanın bir numaralı efendisi, ağası olma planlarının bozulduğunu görüyoruz. Amerika yeniliyor. Şimdi işte böyle bir dünyanın içinde ki Türkiye'yi konuşuyoruz. Çünkü sonuç itibariyle dünyadaki devrimler de dünyada oluyor. Ve eski dünya yok. Emperyalist bir uluslararası sistem var ve sonuç itibariyle Amerika'nın dünya ağalığı, tek kutuplu dünya, dünyanın efendisi olma iddiaları var. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde devrim yapacaksanız ne yapacaksınız? Amerika'ya karşı devrim yapacaksınız. Küba'da da devrim Amerika'ya karşıydı. Vietnam'da da Amerika'ya karşıydı. Efendim diğer hepimizin yaşadığı son dönemde Nikaragua'da da Amerika'ya karşıydı. Afganistan'da en son Amerika'ya karşı oldu. Dolayısıyla
dünyada devrim artık yalnız iç çatışmaların bir ürünü değil. O ta şeyde kaldı, Fransız devrimi döneminde kaldı. Emperyalizmle birlikte nedir? Emperyalizmin zayıf halkasında artık devrim oluyor. Yani devrim işçi sınıfının burjuvaziye karşı devrimi değil, o 19. yüzyılda kaldı. Kafası hala 19. yüzyılda kilitlenmiş olanlar oralarda teorik olarak çırpınabilir, o ayrı mesele. Ama artık devrim nedir? Emperyalizme karşı devrim. Çağımızda devrim, yani 20. yüzyıldan itibaren emperyalizm döneminde devrim, emperyalizme karşı devrimdir. İşçi sınıfının burjuvaziyi yenmesi değil, mazlum bir milletin emperyalizme karşı zafer kazanması. Rus çarlığının yıkılıp işte Sovyet devrimi de emperyalizme karşı bir büyük savaşların sonundadır. Ayakta kalması da İkinci Dünya Savaşı'nda emperyalizmle mücadele ederek olmuştur. Türk devrimi emperyalizme karşı, Çin devrimi emperyalizme karşı, Orta Doğu'daki işte Suriye'nin efendim Irak'ın kurtuluşu, Mısır vesaire, dünyadaki bütün devrimlere bakıyoruz emperyalizme karşı. Onun için bugün Türkiye devrime gidiyor, devrici bir süreç yaşıyor derken hem Türkiye zeminini, Türkiye'deki güçler dengesini ve Türkiye'deki sistemin geldiği noktayı konuştuk ve dedik ki Türkiye'de sistem dağılıyor çünkü. Çıkmaza girdi ve yeni bir çözüm geliyor. İkincisi, peki Türkiye dünyadan kopuk, duvarlarla çevrili değil, hiçbir ülke duvarlarla çevrili değil. Sonuç itibariyle dünyada emperyalizme karşı bir devrim yaşıyoruz. Zaten bütün nedir? İlk sözden başlayalım. Türkiye hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor demek, Türkiye devrime gidiyor demek. Amerika'nın generallerini bir ülke hapse tıktığı zaman o devrime gidiyor demek. Türkiye zincirlerini kırıyor demek. FETÖ darbesini ezdiği zaman, PKK'yı ezdiği zaman ne demek? Türkiye devrime gidiyor demek. Şimdi bunun bir ekonomik boyutu var. Bir de toplumsal kültürel boyutu var. Oralarda da Türkiye sancılar içerisinde. Doğum sancıları. Yeni bir ekonominin doğuş sancıları. Onu bugünkü iktidarın tavırlarında da görüyoruz. Vatan Partisi hangi programı açıkladı? Dedi ki Türkiye buradan yatırım. Pardon, tasarruf. Birinci madde tasarruf. Yatırım, yani tasarruf ettiğiniz değerleri yatıracaksınız, sanayiye yatıracaksınız, efendim tarıma yatıracaksınız, ticarete, hizmetlere yatıracaksınız. Yatırım, yatırım yaptığınız zaman ne olacak? İstihdam, insanları çalıştıracaksınız. Bakın Faik arkadaşımız burada yatırım yapmış, insanları çalıştırıyor. Hatta sizi de getiriyor burada köle emeği olarak, angarya olarak köle gibi çalıştırıyor, öyle değil mi? Ot yolduruyor, bilmem ne yapıyor. Nerede? Faik Bulut kaçmış burada. Faik ışık kaçmış. Efendim? Orada mı? Abi sen burada insanları köle gibi angarya çalıştırıyorsun. Ot yolduruyorsun, horoz kestiriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ben de sömürüden bahsederken bu olayı anlatıyorum. Ben onlara helal olsun sana. Tabii çalışacaklar. Ha, istihdam, çalışma. Ondan sonra bunun sonunda ne? Üretim. Üretim nedir? İnsan emeğiyle yaratılan değerlerdir. İnsan emeği dışında hiçbir şey. Ha, bir de doğa. Doğa da üretim yapıyor. Ama doğa dışında insan da doğanın bir parçası. İnsan üretim yapıyor. Ve planlı plan. Şimdi tekrar söyleyelim onu. Vatan Partisi'nin programı. Tasarruf. Yani bir ülke bir bardak su üretiyor. 85 milyon insan. Bunun hepsini içerse ne olur? Yatırım yapamaz. Bir kısmını tasarruf edecek. Türkiye'deki tasarruf oranını biz Vatan Partisi olarak %30'a çıkarmayı planlıyoruz. %30'un üzerine. Yani 100 üretiyorsak
70'ini yiyeceğiz, 30'unu tarıma ve özellikle sanayiye, sonra tarıma yatıracağız. Burada da önceliklerimiz ne olacak? Özellikle Türkiye'nin dış ticaret açığına sebep olan, diyelim Türkiye çok büyük oranda enerji ithal ediyor. %19 milyar dolar motorlu taşıt ithal ediyor. 10 milyar dolar telefon, cep telefonu vesaire ithal ediyor. 4 milyar dolar ilaç ithal ediyor vesaire. Gübre ithal ediyor falan filan. Öncelikle tabii bu alanlara yatırım yapmak ve tarım ürünü ithal ediyor. Onu da biliyoruz. Buğday ithal ediyor, un ithal ediyor. Un değil de buğday ithal ediyor. Neden? Türkiye'nin 19-20 milyon tonluk buğday üretimi kendisine yetiyor ama bir de Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği unlu mamuller, şekerli bisküvi falan filan ürünler var. Onları üretebilmek için dışarıdan buğday ithal ediyor. Dolayısıyla kendi ürettiği buğday yetmiyor. Kendi ürettiği et yetmiyor. Hatta ki susam falan gibi bir takım tarım ürünlerini bile ithal ediyor. Öyleyse biz yatırım yaparken özellikle dış ticaret açığımızı kapatacak alanlara öncelik tanıyacağız falan. Peki bu programımız ne oldu? Bakın bu programımız şimdi Türkiye'nin gündemine girmeye başladı. Nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı siz de dinliyorsunuz. Son zamanlarda ne diyor? Yatırım, bak tasarruf yok ama. Yatırım, istihdam, üretim, ondan sonra ve ihracat. Vatan Partisi'nin programıyla farkı ne? Bir, tasarruftan hiç söz etmiyor. Halbuki tasarruf yapmayınca bu programın hepsi çöpe gider. Ama tasarruf tabii oy alırken falan tasarruf dersen altıcak ya tasarruf benim belim kemerimi sıkacak. İşte bundan sonra halbuki bol keseden dağıtacağım dese ben ona oy veririm falan. Ama tasarruf yapmadan da yatırım yapamazsınız. Üretim, istihdam yapamazsınız. İnsanları çalıştıramazsınız. Üretim yapamazsınız. Ve üretim yapmadığınız için de ürünleri çoğaltamazsınız ve millete dağıtamazsınız. Tasarruftan bahsetmiyor. İki, plandan bahsetmiyor. Vatan Partisi planı da koyuyor zincirin içine. Üçüncüsü, Vatan Partisi dikkat edin, o programın sonunda hakça paylaşım, adil paylaşım diyor ama ihracat demiyor. Vatan Partisi'nin programı ihracatı artıran bir programdır ama ihracat demiyor. Neden? Çünkü Vatan Partisi'nin programı ihracat odaklı değil, üretim odaklı bir program. Farkı ne diyeceksin? Yani biz ihracata karşı mıyız? Hayır. Ama ihracat odaklı olursanız, değerli arkadaşlar, 1980'de başlayan Turgut Özal ekonomisini uygularsınız. Nasıl? Ben ihracat yapacağım. Evet. Ama Zonguldak kömürüyle Ereğli'deki demir çelik fabrikamı işletirsem demir ihraç edemem. Neden? Çünkü Zonguldak'taki kömür ürettiğim zaman o pahalı. Dünya pazarlarında rekabet edemem. Ne yapayım? Rekabet edebilmek için kömürü Rusya'dan alayım, Ukrayna'dan alayım, Güney Afrika'dan getireyim. İki, tekstilimi dünyaya satacağım. Ben tekstili ondan sonra Bakırçay Havzası'nda, yok Söke'de, Çukurova'da, Adıyaman'da, Iğdır'da üretilen pamuğu kullanırsam bunların fiyatları yüksek. En iyisi Amerika'dan, Yunanistan'dan gelin pamuğu alayım. O pamuğu işleyeyim. O pamukla işlediğim tekstili dünyaya satayım. Şimdi burada nereye gidiyor olay? Dünyadan ucuz pamuk alayım, ucuz kömür alayım, ucuz bilmem ne alayım falan dış ticaret amaçlarıyla alayım derken kendi tarımını çökertiyor. Peki dünya bizden niye ucuz üretiyor? Amerikan pamukçusuna kiloda 2 dolar destek veriyor. Ondan sonra sen onunla rekabet edemezsin ki sen pamukçuna 30 kuruş destek veriyorsun. Dolayısıyla
ihracat odaklı bir ekonomi perspektifine girdiğiniz zaman işte o serbest piyasa denen daha ucuz maliyetleri düşüreyim derken ithal edeyim. İthal et. O zaman 500 milyar dolar borca batarsın. Bakın ihracat odaklı ekonomi nereye döndü? İthalat odaklı ekonomiye döndü. İhracat odaklı diye yola çıktılar 1980 yılında. Bu anlattığım bütün arkadaki ekonomik serüvenin püf noktası. Ne güzel ya ihracat odaklı ekonomi. Ama o zaman 1980 yılında Vatan Partisi dedi ki siz dedi ihracat odaklı ekonomi yaparsanız sonuç itibariyle üretimden vazgeçersiniz. Dünya piyasalarında rekabet edeceğiz diye ondan sonra ithalat birçok ara malında vesaire ithalata gidersiniz. Hem tarımınızı yıkarsınız hem Denizli'nizi yıkarsınız, Bursa'nızı yıkarsınız, Kayseri'nizi, Gaziantep'inizi, Konya'nızı, küçük sanayi kentlerini ortadan kaldırırsınız. Öyle olmadı mı? Ucuz olsun, Almanya'dan alalım, Japonya'dan alalım, Denizli'nin imal ettiği, ondan sonra Bursa'nın, Kayseri'nin, Gaziantep'in, Konya'nın, Türkiye'nin küçük sanayi kentlerinin ürettiği ara mallarından vazgeçelim, dışarıdan ucuza alalım. O zaman ne oldu? Türkiye'nin ekonomisi, üretimi düştü. Denizli üretim yapamaz hale geldi. Türkiye'nin küçük orta sanayi kentleri üretim yapamaz hale geldi. Dışarıdan borçlanarak, dışarıdan da kendin bir şey fazla üretemediğin için borçlanarak alıyorsun. Borç da yüksek faizle. O zaman ne oluyor? İhracat odaklı ekonomi yüksek faizle dışarıdan borç alan bir şeye serüvenin içine giriyor ve bugünkü noktaya geliyor. Onun için dikkat ederseniz Vatan Partisi hiç ihracattan bahsetmiyor. Üretim odaklı ekonomi. İki tane seçenek var. Bir üretim odaklı ekonomi seçeneği var. Maliyetleri yüksek olsa bile Türkiye'de üretmek. Zonguldak'taki kömürü üretmek diyelim maliyeti daha yüksek. Yani Güney Afrika'dan aldığımız, Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız kömürden Zonguldak'ta ürettiğimiz kömür daha pahalı. Ama yine ben Zonguldak Dağı'nın altından o kömürü çıkaracağım. Oradaki 40 bin işçi çalışmaya devam edecek. Borçlanmayacağım. Dışarıdan kömür alarak borçlanmayacağım. Türkiye'nin üretimi artacak. Maliyeti yüksek olsa bile Türkiye'nin üretimi artacak. Ama kafayı ihracata takarsam Zonguldak'tan vazgeçerim. Kafayı ihracata takarsam Türkiye'nin pamuk üretim havzalarından vazgeçerim. Bunun birçok örneğini veyahut da ihracata kafayı takarsam Denizli'den de vazgeçerim, Gaziantep'ten de vazgeçerim. Ve vazgeçildi. Dolayısıyla Türkiye bugünkü noktaya geldi. Ve ama bir yandan da Türkiye burada bir çıkış arıyor. Ve o çıkış da üretim odaklı ekonomide. Yani Vatan Partisi'nin programında. Türkiye böyle oralara geliyor. Ama ne dedim? Sancılar, bocalamalar. Peki bugünkü AK Parti yönetiminde bu programı uygulayabilir mi Türkiye? Uygulayamaz. Uygulayamaz. Birçok yönden uygulayamaz. Dayandığı güçler, sıcak para komisyoncuları doğmuş, dışarıdan parayı getiriyor, komisyonunu alıyor, havadan para kazanıyor. Dolar borsa vurguncuları doğmuş, havalarda kağıtlar uçuşuyor, bilmem görüyorsunuz televizyonlarda falan filan. Hiçbir emek sarf etmeden, üretim yapmadan o uçuşan kağıtlarla paralar, vurgunlar kazanılıyor. Adam gitmiş tarikatın şeyhi olmuş, başına oturmuş tarikat rantları, ekonomik hiçbir faaliyeti yok. Tarikat rantları oluşmuş. Bankalar yüksek faiz alıyor. Bakın Vatan Partisi ne diyordu? Çiftçi batacağına bankalar bassın. Bizim arkadaşlar bile itiraz etti. Burada bir tercih var. Bankaların batmasını biz de savunmuyoruz ama biz çiftçiyi savunuyoruz.
Efendim bankalar bilmem ne olacak. Banka batarsa hiçbir şey olmaz ama çocuk batarsa mahvolur Türkiye. Bakın bankalar geçen yıl 90 Eylül ayında 93 milyar dolar karları vardı. Biz o zaman ne dedik? Ya 93 milyar dolar kar edeceğine, lira kar edeceğine banka 13 milyar diyelim keresi 80 milyar da sanayiye ve çiftçiye gitsin. Üretimi çoğaltalım. Yani tercihimiz faizden yana değil, tercihimiz üretimden yana. Bugün de banka karları ilan edildi. %400, %500 büyümüş Mayıs ayında. Sistem neye çalışıyor? Faizciye çalışıyor, bankacılığa çalışıyor. Dış ticaret komisyoncusuna, dışarıdan para getirene çalışıyor. AK Parti de bunların üzerine oturmuş. Bunları örgütlemiş. Bunların iktidarını oluşturmuş. Onun için Vatan Partisi'nin programını yapamaz. Türkiye o programı zorluyor. Başka türlü bir çıkış yok. Türkiye'nin önüne o program gelmiş. Ama hükümet o programı uygulaması için bankadan değil çiftçiden yana olması lazım. Sıcak para komisyoncusundan yana değil, Denizli'deki, efendim Gaziantep'teki, Bursa'daki sanayiciden yana olması lazım. Milli sanayiciden yana olması lazım. Rusya ile dostluktan yana olması lazım ucuz enerji sağlamak için. Şimdi bakın ne oldu? Rusya ile Türkiye ucuz enerji sağlayabilir. Ucuz mazot, ucuz benzin, ucuz, bugün Rusya'da yaptığım konuşmada da belirttim bunları. Ucuz enerji İran'dan, Rusya'dan sağlayabilir. Ama onu sağlayabilmek için de Atlantik sisteminden özgürleşmen lazım. Sen gider Zelenski, Melenski'nin kuyruğuna takılırsan o zaman ucuz enerji bulamazsın. Vatan Partisi de ne der? NATO'da ucuz mazot yok. NATO'da benzin yok. NATO'da doğalgaz yok. NATO'nun kendisi bu kış donmaya hazırlanıyor. Ama ne şanslıyız, komşularımızda İran'da, Irak'ta, Rusya'da, Azerbaycan'da, bakın hep bütün komşularımız dünyanın en büyük enerji üreticileri. O zaman onlarla beraber olacağız. Ukrayna'da onlarla beraber olacağız. Suriye'de onlarla beraber olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olacağız. Beşar Esad'a Esed meset diye saçmalamayacağız. Esed dersen köylünün de traktörüne mazotu dolduramazsın. Dün akşam Faik Işık arkadaşımız bizi Ürecik köyünde karşıladı. Muhtar ihtiyar heyeti. Köylü diyor ki ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz tarım ilacı bunlar olsun yeter, ben başka bir şey istemiyorum. Ama bunların olması için doğru bir dış politika, doğru bir güvenlik politikası. Rusya'ya yaptırımlara uyacaksın. Maliye Bakanı Nebati 4 gün önce konuşuyor. Diyor ki biz diyor Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde Rusya ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Amerika'ya garanti veriyor. E o zaman arkadaş sen de ucuz enerji alamazsın. Ucuz mazot alamazsın. Ucuz doğalgaz alamazsın. İran'a yaptırımlara selam çakarsan Türkiye'ye ucuz enerji getiremezsin. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin terörüne uyan, Emevi Camisi'nde gideceğiz, namaz kalacağız falan filan diye hayaller yayan politikaları üretirsen, senin ülkene 4-5 milyon işte Suriyeli misafir gelir, onun ekonomik yükleri vesaire o çıkmazlarda çırpınmaya devam edersin. Hem bunun siyasi boyutları var, hem ekonomik boyutları var. Ve kültürel, insani boyutları var. Şimdi oraya geliyoruz. Mevcut sistem, değerli arkadaşlar, artık insanla ve doğayla karşı karşıya geldi. Yani doğayı yıkıma uğratan bir sistem. İnsanı yıkıma uğratan bir sistem. İnsanı nasıl yıkıma uğratıyor? Bencilleştiriyor.
İnsan bencil olur mu? Hep bir parça olur. Ama çok bencil olursa insanlık ortadan kalkar. Çünkü insanlar toplu halde yaşıyorlar. Sürüler halinde yaşamıyorlar veya doğadaki bir takım hayvanlar gibi küçük aileler veya bireyler halinde yaşamıyor. İnsan ancak birbirine muhtaç. Toplum halinde yaşıyor. Onun için Einstein'ın çok güzel bir sözü vardır. Der ki, ben der başkalarının sayesinde yaşadığımın bilincindeyim. Değil mi? Şurada da şu örtüyü yapan birisi, şu suyu buraya getiren birisi, şu çayı üreten birisi, şu bardağı yapan birisi, bu kalemi üreten birisi, bu mikrofonu yapan birisi, şu kitabı yazan birisi, şu binayı kuran, yattığımız yatağı, döşeyi, yastığı yapan falan hepsi birisi. Yani toplum olarak yaşayabiliyoruz ancak onların sayesinde. Onun için bencillik, özel çıkarcılık sonuç itibariyle toplum doğasına ve insan doğasına aykırı. Ama bu sistem insanı aşırı bencilleştiriyor. Aşırı benbenci yapıyor. Aşırı çıkarcı yapıyor özel mülkiyet sistemi. Ve şu anda insanlığın sorunlarını da özel mülkiyet içinde çözmen mümkün değil. Ne diyorlar işte dünyanın damı deliniyor, yok şey ozon tabakası deliniyor falan filan. Ya ozon tabakasını hadi yamayın. Kim yamayacak? Ford mu yamayacak? Kurup mu yanayacak? Dünyanın hangi büyük şeyi özel holdingi yamayacak? Var mı öyle bir holding? İnsanlar batı sisteminde ne oluyor? Ruhsal hastalıklar neredeyse toplumun yarısına yaklaşmış. Uyuşturucu, cinayet, terör, şiddet, kadına dayak, kadına eziyet. Hatta insanı kendi cinsiyetine yabancılaştırmaya. Erkek doğa olarak erkek erkeği kadın yapıyor. Kadın kadını erkek yapıyor. Sistem öyle bir hale gelmiş ki eski Roma'daki gibi, eski Atina'daki gibi yani köleci sistemlerdeki gibi kadını kafese tıkıyor. Kafesteki kadın kadınla beraber oluyor. Kafesin dışındaki erkek de erkekle beraber oluyor. Tanrısız emperyalist kapitalist sistemin eşcinsel. Tıpkı Roma ve Atina tanrıları gibi. Roma'nın ve Atina'nın tanrılarına bakın hepsi eşcinsel. Neden? Çünkü eşcinselliği ilk önce göğe çıkarıyor. Ondan sonra oradan aşağı indiriyor. Bugün de Batı devletlerine bakıyoruz. Yukarıdan aşağı ideolojik ve kültürel olarak eşcinselliği dayatıyor. Ve onun teorilerini yapıyor. Ya diyor bu insanlar diyor cinsiyetlerini diyor. O seçerler diyor. Nerede seçer ya kardeşim? Sen getiriyorsun duvarın dibinde bir insanın ondan sonra ırzına geçiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu senin özel cinsel tercihindir. Yani İnsanlar ne oluyor? Kromozomları, 46 tane kromozomu var. İşte erkek kromozomları, kadın kromozomları falan. O kromozomlar hepimizin cinsiyetini belirliyor. Sen o kromozomlarla savaş açıyorsun. Emperyalizm, kapitalizm. İnsanın kromozomlarına savaş açıyor. Tıpkı Roma ve Atina gibi veya Doğu'nun bir takım ot köleci veya büyük şey... sömürü sistemlerinde olduğu gibi bir sistem çürümeye çökmeye başladığı zaman aşırı kadın erkek eşitsizliği sonunda ortaya çıkması gibi o tür ilişkilerin mevcut sistemde de işte Amerika'da görüyoruz, Avrupa'da görüyoruz falan. Bu kültürel ve toplumsal değişmeler de bu sistemin sonunun geldiğini gösteriyor. Bu boyutlarla. Bunu bugün Ruslara da anlattım. Bugün Rusya'nın eğitim yılının açılış toplantısı vardı. Geçen yıl açılış konuşmasını Putin'e yaptırmışlardı. Bu yıl bana yaptırdılar. Oraya gidemediğim için Türkiye'den yaptım. Hatta bir aralık acaba sizlerle beraber de yapsak mı diye düşündüm. Onlara da bunları söyledim. Bu sistemin sonuna geldi. Ve Türkiye... İşte emperyalizme, kapitalizme karşı mücadelede bugün Rusya ile, Çin ile vesaire beraber bu sistemin yıkılışında ve yeni sistemin doğuşunda öncü konumlar.
Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik sistemi bitiyor ve Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Ve bu yükselen uygarlık mevcut Atlantik uygarlığının bir tekrarı değil. Yani Amerika'nın hakimiyeti bitti. Yok bilmem Çin'in veya bilmem kimin hakimiyeti geldi. O değil. Sistem değişiyor. Çünkü sistem çıkmaza girdi. Ve Asya'dan yükselen uygarlık da emperyalist kapitalist sistemin yeni kendini yenilemesi veya yeni bir efendi bulması olayı değil. Yeni uygarlığın özellikleri veya programı ne? Bir kere milli devletlerin bağımsızlığı. İkincisi, değerli arkadaşlar, hümanist, insancıl bir uygarlık. Koronada gördük. O emperyalist dünyanın o koca koca ülkelerinde yerlerde insanlar sifil perişan oldu. Esas ölenler falan hep orada oldu. Çin'de koronada ve mazlumlar dünyasında oralarda daha insancıl çözümler üretildi. İnsanlık artık Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, dünyanın emperyalist kapitalist merkezlerinde insanlık kalmadı. Yeni yükselen uygarlık hümanist. Kamucu. Özel mülkiyette çözüm yok. Özel çıkarcılıkla çözüm yok. Evet, özel çıkar, özel mülkiyet olacak. Kapitalist girişimcilik olacak ama karma ekonomi dediğimiz kamunun yönlendirici olduğu planlı bir ekonomi. Paylaşmacı. Herkesin önünden lokmasını kapan değil, paylaşan yeni bir uygarlık yükseliyor. Ve üreten bir uygarlık. Üretim odaklı. Emperyalist uygarlıkta olduğu gibi haraç odaklı, efendim yağma odaklı değil, üretim odaklı bir uygarlık yükseliyor. Böyle bir uygarlığın Türkiye şimdi öncü ülkelerinden biri. Kim bu öncüler? İşte Çin var, ekonomide dünyanın birincisi geldi. Hindistan var, hızla ikinci konuma geliyor. Ondan sonra Türkiye var, Rusya var, İran var, Venezuela var, işte bir takım Afrika ülkeleri var, Endonezya var. Dünyanın dördüncü ekonomisi olmaya doğru gidiyor. Ondan sonra Asya'dan, Asya merkezli ama onun kanatlarında olan Afrika ve Latin Amerika'nın da katılımcı olduğu yeni bir uygarlık yükseliyor. Türkiye'de o uygarlığın önder ülkelerinden biri ve Vatan Partisi de bu programla iktidara ilerliyor. Vatan Partisi niçin şimdi birdenbire her şey Vatan Partisi etrafında dönmeye başladı? Hazreti Muhammed'den bahsediyorsun, bütün Türkiye Vatan Partisi şey yapıyor. İmamlar kötü insanlar değildir. Onlar da bu ülkenin evlatlarıdır diyorsun. Bütün 2 milyon bilmem ne olur. Bütün gözler Vatan Partisi'ne döndü. Çünkü Vatan Partisi'nin programı, çözümleri bir Türkiye'nin gündemine geliyor. Demek ki bilimsel bir program. Türkiye'nin geleceğini okumuş. İkincisi, Vatan Partisi büyük bir tecrübeye sahip. O tecrübeyle gençliğin dinamizmini birleştirdi. Türkiye'nin geleceğini sigorta etti sizlerle. Neyle övünüyor Vatan Partisi? Biz Türkiye'nin geleceğini sigorta ettik. Öyle bir gençlik yetiştirdik ki ona tecrübemizi de vererek Türkiye'nin geleceğini garanti altına aldık. Kadroları var, programı var, tecrübesi var, cesareti var, başarıları var. İşte Ermeni soykırımını şey yapmaktan bu tarafa doğru gelen, konuşmamızda da yer yer değindiğimiz başarılar var. Devletin hiçbir zaman yapamadıklarını Vatan Partisi muhalefette olarak yaptı ve başarıları devam ediyor. Vatan Partisi de birdenbire bu sürecin parlayan yıldızı oldu ve hepimizin gayretiyle zafere doğru ilerliyoruz. Vatan Partisi'ne Türkiye'nin her yerinden büyük katılımlar oluyor. İşte dün Pervari'den telefon ediyorlar, Siirt'ten. İşte toplanmışlar 50-100 kişi. Biz toptan AK Parti'den istifa ediyoruz, Vatan Partisi'ne geçiyoruz. Şırnak'ta, Van'da işte 40 tane arkadaş, bir kısmı burada gençlik içinden AK Parti'den ayrıldı. HDP'den ayrıldı. HDP'den Güneydoğu'da çok sayıda insan ayrılıyor, Vatan Partisi'ne geçiyor.
işte Muğla'sında, Karabük'ünde, Türkiye'nin her yerinde Vatan Partisi'ne katılmalar devam ediyor. Çünkü o zaman, zamanı geldi. Süreç, bir doğum süreci, o yeni bir şey doğacak ve o Vatan Partisi o doğumu temsil ediyor. Onun için oraya doğru kan toplanıyor, can toplanıyor, emek toplanıyor. Oraya doğru yığılma oluyor. Böyle bir döneme girdik. Onun için görevler çok büyük. Sorumluluklar çok ciddi. Siz büyük görevlerin, büyük sorumlulukların eşiğindesiniz. Ve bir tarih yaşıyoruz, tarih yapıyoruz. Onun için çok şanslı insanlarsınız. Ben de sizlerden biri olarak şanslı insanım. Burada oturan herkes şanslı. Vatan Partililer Türkiye'nin en şanslı insanları. Çünkü tarih yapan insanlar. Artık yeter, başımızı ağrıttın diyorsunuz alkışlarınızla. Ben de burada kapatıyorum konuşmamı. Evet, şimdi aşağı yukarı bir saat olmuş. Şimdi arkadaşlar, toplantımızın tartışma, söyleşi, katkı bölümüne geçebiliriz. Sizden dileğimiz, fikirlerinizi lütfen serbestçe söyleyin. Yanlış söylemenin hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Çünkü bazen yanlış söyleyeceğim diye korktuğumuz fikirler en doğru fikirler olur. Karnımızda sakladığımız için de hiç kimse yararlanamaz. Yanlış söylemenin hiçbir zararı yok. Hep beraber düzeltilir. Onun için serbest bir şekilde konuşacağız, görüşeceğiz. Burası bir arkadaş toplantısı. Sorular sorabilirsiniz, eleştiriler yapabilirsiniz. Bunlardan sevinç duyarız. Ve değerli arkadaşlar, fikirlerinizi de açıklayabilirsiniz. Şimdi söz sizin. Mikrofon mu var? Ha, buyurun. İşte oradan Vanlı, bak Vanlı kaldırıyor. Vanlı mısın? Ha? Ha? Adana diyor. Adana, ne fark etmez ki. Saçların Vanlılara benziyordu onun için. Ses geliyormuş. Ses. Öncelikle çok teşekkür ederiz başkanım, kampımıza geldiğiniz için. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. Benim sorum eğitimle alakalı olacak. Siz konuşmanızda özellikle dış politika ve ekonomiyle alakalı Vatan Partisi'nin çözümlerini sundunuz. Fakat Türkiye 1940'ların sonundan beri Batı merkezli bir eğitim sistemi içinde. Özellikle yakın dönemde genel sekreterimiz de bu konuda bir tweet atmıştı. Bu cübbe giyme ve kep atma meselesine dair. Türk gençleri özellikle üniversitelerde sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi alanlarda bizim şu anda hem ekonomik olarak hem de vatan savaşı verdiğimiz cephe dostumuz diyebileceğimiz milletlere karşı kışkırtılan bir konumda. Bu arkadaşlarımız üniversitelerden mezun olduktan sonra ya meslek memuru olarak ya da devlet memuru olarak Türkiye'nin kadroları oluyorlar. Biz de Vatan Partisi olarak diyoruz ki iktidara geldiğimizde bu kadrolarla, Türkiye'nin bu kadrolarıyla beraber mücadele edeceğiz. Ve onları dönüştürme misyonunu önümüze koyacağız. Fakat bu 80 yıldır kurulan eğitim sistemine ve düzenine karşı Vatan Partisi'nin bu kültürel hegemonyayı kırmak anlamında nasıl bir mücadelesi olacak? Ben bunu merak ediyorum, bunu sormak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bizim eğitim programımızın iki işlevi var. Biri devrimci vatandaş yetiştirmek, vatansever, devrimci, halkçı, verici, fedakar, çalışkan, cumhuriyet gencini yetiştirmek. Birincisi bu. İkincisi üreten. Yani devrimci, halkçı, milliyetçi, vatansever, toplumcu insan yetiştirmek ve aynı zamanda üreten insan. Yani tornacı, elektrikçi, işte avukattı, mühendisti, doktordu, jeologtu falan filan. Bizim sistem ne oldu? 1940'lardan sonra siz de belirttiniz. O
1945'ten sonra Atlantik sisteminin Türkiye'ye girmesiyle birlikte Atlantik'e hizmet eden ideoloji ve kültürü dayattı. Şimdi bizim çocukluğumuzda Pecos Bill, Tom Mix, ondan sonra ne vardı başka? Ha? Pecos Bill, Tom Mix. Yani bütün kahramanlar şeyden, Amerika'dan. Çocuklar oyun oynardık. İşte Pecos Bill'deki şeyler, sen Pecos Bill ol, ben Tom olayım, sen Sarp ol, bilmem ne, şey, Amerikan tarihinden kahramanlar. Tom Mix'ler okunuyor. Ondan sonra o kültür, oradaki bireycilik. O çocukluğunda ben bunları, ya biz de dedim Türkçülük oynayalım yani falan. Ama sen ona bütün şey hegemonya, kültürel ideolojik hegemonya, o Pecos Bill falan onları dayatıyor. Sinemalar, Hollywood filmleri, oradaki çıkarcılık, oradaki anlayışlar veya işte israf, tasarruf değil israf, yardıma koşmak değil bencillik. Yani Faik Işık'ın tam tersini, tersi bir adam üretmeye çalıştı. Eğitim sistemleriyle. Kıskançlık, arkadaşının başarısından hoşlanmamak, illa ben başaracağım, herkesin önüne koşacağım, ben birinci olacağım. Arkadaşı birinci olduğu zaman üzülmek, yardımlaşmaktan kaçınmak falan filan. Hepimizin bildiği şeyler. Yani bencil, çıkarcı, kıskanç. Ondan sonra bir insan tipi yaratmaya çalıştılar. Zaten kapitalizmi ancak o insanla kurabilirsiniz. Emperyalizme o insanlar boyun eğer, köleleşir. Köleler yetiştirmeye çalıştılar. Amerikan modaları falan. Bak ikide bir ben saçları maçlara takılıyorum. Boş yere takılmıyorum. Onlar da önemli. Saç, kıyafet vesaire. Veya cinselliğe aşırı vurgu vurgulamak. İnsanların cinselliklerini sergilemeleri. Tabii cinselliğimiz olacak. Erkeğiz, kadınız, aşık da olacağız. Seveceğiz de falan, muhabbet, sevgi. Bunlarsız insan olmaz ve olması şarttır. Ama insanın bugün nedir? Bir kapitalizmin homo economicus diye, yani ekonomik insan diye bir tipi vardı. 19-18. Yüzyıl kapitalizmini. Şimdi homo sexus diye. Seksüel bir insan tipi. Kafasında seksten başka bir şey olmayan bir tip yaratmaya çalıştı. Televizyonlarıyla, yayınlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla falan filan. Onun için eğitim sistemi hem ekonomide üretici ama aynı zamanda kültürel bakımdan, toplumsal bakımdan da vatansever, devrimci, milliyetçi, fedakar, başkasının başarısından mutlu olan, toplumun başarısından mutlu olan, hümanist, sevgi dolu, insan sevgisini yok ettiler. İnsan sevgisini yok etti kapitalizm. Eğitim sistemimizin prensipleri bunlar olmalı. Olacak. Siz şey belirleyin, hangi arkadaşlarımla söz vereceğinizi. Arkalardan bu tarafa doğru gelelim. Bundan sonra arkadaşla başlayalım. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, size saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim sorum biraz daha örneklendirme üzerinden olacak. Yaklaşık bir aydır burada Faik abinin çiftliğinde arkadaşlarımızla birlikte birçok işlere yardımcı olduk. Ben biraz daha şu pratiği teorize ettim esasında, onu sormak istiyorum sizlere. Şimdi Faik abinin çiftliğini bir devlet olarak nitelendirelim. Ve Faik abi de hükümet olarak nitelendirelim. Buradaki besin maddesi veren bitkileri de ağaçlara da halk olarak düşünelim. Faik abi bu bitkilere ve ağaçlara daha çok verim versin diye gübre ve su ve ilaçlanmasını sağlıyor. Bunları da maddi destek veya fon olarak düşünelim Genel Başkanım. Bu yararlı bitkilerin ve ağaçların daha fazla verim alabilmek adına bu yaptığımız koşulları da daha sonrasında bu bizim yolduğumuz otlar %40'lık bir oranda bu besinlerin faydasını emiyor ve alıyor. Bu sebepten kaynaklı da bu otları da kapitalist sistem olarak nitelendirelim. Benim sorum aslında biraz daha şu esasında, bu koşul gerçek devlet teorilerinde de mevcut mu, var mı? Bak ilk önce şunu söyleyeyim. Bizim bu doğuda, bu Hint masallarına bakalım,
diğer doğu masallarına bakalım falan filan. Bütün görüşler hikayelerle ve benzetmelerle anlatılır. Analoji diyorlar ya buna. Maddenin kendisini konuşalım. Siz bir şey anlattınız ama hep böyle simgelerle ve benzetmelerle. Bu bizi gerçekten uzaklaştırıyor. İşte faik abi hükümet yaptınız, çiftliği devlet ülke yaptınız, bilmem neyi bilmem ne yaptınız, otları bilmem ne yaptınız, otları falan. Öyle olunca kafa sırf bu köylerde falan da böyledir. Her şey benzetmelerle anlatılır falan. Bu yanlış bir yöntem. Onun için benim de kafam karıştı. Açık söyleyeyim. Siz anlattınız bir şeyler falan. Ondan sonra benim de kafam karıştı. Onun için doğrudan doğruya maddenin kendisini konuşalım. Benzerleriyle bir şeyi anlatmayalım. Şimdi öyle olunca siz ne sordunuz bana? Gerçek devlet teorilerinde kapitalist sistemi destekleme gibi bir durum söz konusu mu değil mi? Var tabii. Şimdi devlet teorileri hayattan çıkar. Yani devlet teorileri, Eflatun'un devlet teorisi bile hayattan çıkar. Yani sonuç itibariyle devlet teorileri böyle uykuya yatıp istihareye yatırıp falan filan ülke için en güzel devlet nasıl olur falan diye ütopik şeyler değildir. Devlet teorilerinin hepsi toplumların belli tecrübelerinin ürünleridir. Mesela örnekler verelim. Kutadgu Bilig 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip işte Karahanlı sarayındaki bir şey muazzam bir devlet teorisi yazmış Kutadgu Bilig. Hepinize öneririm 11. yüzyıl. Mesela Şahname Firdevsi'ni. O da İranların bütün Pers ve İran devlet geleneğinin tecrübelerini toparlamış ve şiirleştirmiş şahnameler şeklinde o eski İran şahnamelerini toplamış. O da bir devlet teorisi. Hatta Kutadgu Bilig'e de Türklerin şahnamesi derler. Ondan sonra Nizamül Mülk'ün siyasetnamesi. Nizamül Mülk biliyorsunuz Selçuklu veziri. Yani hem Alparslan'ın hem Melikşah'ın vezirliğini yaptı. Ondan sonra o da Türklerin devlet tecrübelerine oturmuş siyasetname diye bir devlet teorisi yapmış. Veya Machiavel, ona 17. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkmış. Ondan sonra Floransa prensine diyor ki meşhur o hükümdar prens, il principe diye kitabında prens diye Türkçe'ye çevrildi. Veyahut hükümdar diye. Machiavel diyor bak diyor. Floransa prensi diyor, İtalya'yı birleştir diyor. Ama İtalya'yı nasıl birleştirirsin diyor, Fatih Sultan Mehmet gibi kılıcın olursa, kuvvet kullanırsan, şiddete dayanırsan birleştirebilirsin diyor. İtalya başka türlü birleşmez diyor. Mesela o da bir devlet teorisi. Türklerin devlet tecrübelerinden ve Osmanlı'dan yararlanarak bir devlet teorisi kuruyor. Ve Batılılar da Machiavelli dünyada siyaset biliminin kurucusu ve devlet teorisyeni olarak görüyorlar. Sizin sorunuz açısından baktığım zaman her sistem kendi devlet teorisini yaratıyor. Mesela kapitalizmin de devlet teorisyenleri var. Mesela Baudin, Fransız gibi. Ondan sonra Jelinek, Alman gibi. Yani devlet teorileri kapitalist sistem kendi devlet teorilerini yaratmış. Kapitalist sistemde devletin görevi ne? Ona göre bir devlet teorisi yaratmış. Buradan bir takım hükümet biçimleri üretilmiş. Değil mi? İşte kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği, parlamenter sistem, ondan sonra cumhurbaşkanlığı sistemi gibi sistemler türetilmiş. Bunların hepsi belli tecrübelerin teorileştirilmesi. Hayattan çıkartılıyor yani. Yoksa ütopyalar olarak düşünmüyor. Ütopyalar da var. Ama ütopyalar da sonuç itibariyle insanların yaşadığı toplumların problemleri karşısındaki özlemleri. Onun da bir dayandığı gerçeklik var. Yani eşitsiz bir toplumda eşitlik hayal ediyoruz. Zorbalığın olduğu bir toplumda zorbalığın kalktığı bir hayale giriyoruz. Veya devletin zulüm yaptığı, baskı yaptığı bir toplumda ya devlet olmasın da hepimiz rahatlayalım ütopyasını yapıyoruz. Onun için sorunuzun cevabı her devlet teorisi sonuç itibariyle bir toplumsal gerçeklikten, siyasal gerçeklikten üretilir. Her sistem kendi devlet teorisini yaratır veya
her sistemde o sisteme muhalif olanlar kendi devlet programlarını, hayallerini teorileştirirler. Başkanım, Kutal Kurbili'yi okuyacağız. İş Bankası çok kalın ama İş Bankası'ndaki bir daha şey özlü. Kutal Kurbili'yi bütün Dede Korkut destanını hepimiz okuyacağız. Dede Korkut destanları Türk edebiyatının doruğudur. Aynı zamanda Türklerin tarihi erdemlik tecrübeleri. Namus, dürüstlük, cesaret, fedakarlık, çalışkanlık, kendini topluma adama, kahramanlık gibi büyük değerler ve aynı zamanda bunların edebi şekilde ifadesi. Karacaoğlan'ı okuyacağız. Aşk. İnsani aşk, cinsel aşk, sevgi, muhabbet. Ondan sonra diğer abdalları, Pir Sultan Abdallar vesaire. Bunların hepsini okuyacağız. Modern edebiyattan Orhan Kemal'leri okuyacağız. Ondan sonra Cemal Süreyya'ları okuyacağız. Yaşar Kemal'leri okuyacağız. Buyurun. Başkanım, tekrardan hoş geldiniz. Benim sorum şu şekilde olacak. Şimdi geçtiğimiz Mart ayında Türkiye ekonomisinin önündeki altın fırsatları aslında açıkladığımız bir basın açıklaması gerçekleştirmiştiniz. Orada da şundan bahsediyorduk. Türkiye'nin şu anda gelişen dünya içerisinde aslında hem bankacılık sektöründe çok ciddi bir finans merkezi olabileceğini ifade etmiştik. Ama geçtiğimiz süreçte mevcut hükümetin ve işte ekonomi politikalarını değerlendirdiğimizde ve attıkları adımları gördüğümüzde de aslında bu altın fırsatları değerlendiremediğini aynı zamanda görüyoruz. Mevcut hükümet önümüzdeki özellikle bir yılda seçime giderken önümüzdeki bu altın fırsatları değerlendirebilecek mi? Bizim içerisinde olduğumuz bir milli hükümet bu altın fırsatları, yani Türkiye'nin gelişen dünyada bir finans merkezi olabilmesi, aynı zamanda şu anda Çin ve Rusya'nın geliştirmiş olduğu yeni para transfer sistemine dahiliyeti, milli paralarla ticaret gibi önündeki fırsatları nasıl değerlendireceğimizi bir de size sormak istedim ben. Teşekkür ederim. Tabii Türkiye, evet, şimdi Rusya'ya yaptırımlar, İran'a yaptırımlar Türkiye'ye fırsat sunuyor. Türkiye Atlantik sisteminin böyle boynunu uzatmaz zincirlerinden koparsa, Amerika'nın dayatmalarından, denetiminden çıkarsa bu altın fırsatları değerlendirebilir. Yok çıkmazsa, mesela son bir haftada bunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, 27 ve 29 Eylül günleri, yani içine girdiğiniz bu ay, Rusya ile altın fırsat toplantıları yapıyoruz. 27'sinde İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda, 29'unda Antalya'da, şimdi otelin adını unuttum, oranın en lüks otelinde. Rusya Moskova Devleti, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve Rusya'da iş adamları geliyor. Bizim Görev Holding, bu iki kurum altın fırsat toplantıları düzenliyor. Burada hem Rusya'ya yaptırımlar, ki Türkiye'ye de yaptırım oluyor, o denetimlerin, o zincirlerin kırılması, hem de iş adamlarının birbirleriyle buluşarak Türkiye-Rusya işbirliğini, Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin, Türkiye-İran işbirliğini geliştirmeleri. Bu toplantılar başladığı andan itibaren şiddet terörde başladı. Rusya'da Darya Dugina'yı biliyorsunuz otomobilini havaya uçurarak şehit ettiler. O da bizim şehidimiz aynı zamanda. Ondan sonra hedef bu. Türkiye-Rusya işbirliğine karşı. Ondan sonra Türkiye'ye Amerikan Maliye Bakanları, şunlar bunlar geldi. Sakın Vatan Partisi ile birlikte bu altın fırsat toplantılarını yapmayacaksınız. TÜSİAD hemen fırladı tarihi her zamanki rolüyle. Ondan sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı
buradan bütün Türkiye duysun, ulusal kanalda veriyor. Rıfat Isarcıklıoğlu'yla bizzat konuşmuştum. Dedim ki böyle Rusya ile altın fırsat, vallahi dedi senin olduğun her yerde ben varım dedi. Bu Türkiye için büyük şans dedi, ben varım dedi, yaz ismimi dedi. Bir hafta 10 gün geçti, yok dedi ben olamayacağım falan. Kim olur peki? Bizim dedi konsey başkanımız Gürsel Baran. Türkiye Ticaret Odaları Borsalar Birliği'nin konsey başkanı. O da işte iki başkanından biri oldu. Onunla konuştuk, emredersiniz, varım, çok şahane falan. 2 gün sonra sebeplerini falan yüz yüze geldiğimiz zaman teşekkür ederim, anlatırım. Ben de yoğum dedi. Rusya'da Moskova hükümetiyle bu işi yürütüyorduk. Son 2 günde Rusya'da müthiş iç şeyler, çatışmalar çıktı. İşte vay siz Rusya'daki Atlantikçiler, Türkiye'deki Atlantikçiler onlarla bağ kurdu. Siz nasıl Vatan Partisi'yle bilmem ne yaparsınız falan. Yani Ukrayna'da Zelenski'nin yanında adam, ondan sonra Ruslara da akıl veriyor. Vatan Partisi'yle beraber olmayın falan. Orada da yine böyle patırtılar, gürültüler, bunu önlemeye çalışmalar falan. Biraz evvel Mehmet Perinçek Moskova'da, Mehmet Perinçek arkadaşımızla konuştum. Hepsi ezildi dedi. Yani Rus devletini, vatansever güçleri hepsini ezdiler. Yani bir altın fırsat toplantısı yapıyoruz. Sizin sorunuzun cevabı oluyor. Hem Türk devleti içinde, Türk ekonomisi içinde Atlantikçiler birden harekete geçiyor. Hem Rusya'da, hatta işi teröre kadar götürerek, işte Darya Dugina olayı. Yani onu Ukraynalı bir takım gizli servis elemanları o şeyi yapıyor ama kime yaptıracak? İşte PKK'ya yaptıracak, Ukraynalı'ya yaptıracak, FETÖ'cüye yaptıracak falan. Alet onlar yani. Sonuç itibariyle bakın bir altın fırsat toplantısı yapıyoruz. Dış görünüş itibariyle toplantının manzarası ne? İşte iş adamları falan buluşacaklar. Beraber sizin dediğiniz gibi İstanbul Finans Merkezi olacak. İstanbul bir ulaşım, dünya, konuşayım mı? Evet efendim, oldu galiba değil mi? İşte Rusya ile dünya arasındaki hava trafiği, deniz trafiğini falan Türkiye'den yapalım. Ruslu turistler akın akın Antalya'ya, Muğla'ya, Türkiye'nin Van'a gelsin, turizm merkezlerine, efendim Kapadokya'ya falan filan. Ondan sonra beraber Rusya ile bilişim alanında Amerika'nın hegemonyasını yıkan işler yapalım. Kültürel planda çalışmalar yapalım falan filan. Önümüzde 13-14 maddelik altın fırsatlar. Bugün Ruslara da bütün Rus gençliğine ve Rus devlet adamlarına, devlet başkan yardımcısı, dışişleri bakanı, ondan sonra eğitim bakanı, kültür bakanı, teknoloji ve bilim bakanı, Kremlin sözcüsü, dışişleri bakanlığı sözcüsü falan bütün Rus devlet ricali de konuşmamı dinledi. Ondan sonra onlara da bu altın fırsatları anlattım. Şimdi o toplantıları yapıyoruz. Ama şunu anlamamız lazım. Bunu böyle sırf bir ekonomik ilişki. Oh para kazanacağız ne güzel. Her şey önümüzde açık olmuyor. Yani adam hemen Amerika tırnaklarını çıkartıyor. O terör şeylerini, mekanizmalarını harekete geçiriyor. Başka mekanizmalarını harekete geçiriyor. Dolayısıyla aslında bu soruyu sorduğunuz çok iyi oldu. Benim konuşmamın eksik bir yönünü tamamlama imkanı da vermiş oldunuz. Önümüzde değerli arkadaşlar zor bir dönem var. O Darya Dugina'nın alevleri o zor dönemi aydınlatıyor. Bugün konuşmama da öyle başladım. Bu eğitim yılının açılmasını Rusya'da
ders zili olarak adlandırıyorlar. İlk ders zili. Bana da ilk ders zilini çaldırdılar. Dedim ki ilk ders zilini Darya Dugina çaldı. Darya Dugina'nın şeyi, hayatını vermesi bize bir ders zili gibi bir çağrıda bulunuyor. Ne çağrısında bulunuyor? Önümüzdeki şiddete, teröre, baskıya, zorbalığa, bilmem neye, her türlü hileye, desiseye hazır olacağız. Onun için bu öncü gençliğimizin ve Türkiye Gençlik Birliği'nin bu seneki eğitim toplantılarını da hazır ol toplantıları diye adlandırdık. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Bu toplantı sizin sorunuza cevabı vermiş oldu. Başkanım, benim bir sorum olacak. Şimdi biz bugün burada her şeyi konuştuk, her şeyi konuşuyoruz. Her şey gayet iyi. Arkadaşlar da gayet samimi. Bu samimiyetlerinden dolayı onlara da teşekkür ederim. Biz bir şeyi konuşmadık. Şimdi biz bugün buradayız hocam. Her şeyi biliyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Vaatlerimizi yapıyoruz. Ama hocam biz yarın Van'a döndüğümüz zaman insanlara... AKP gibi veyahut da HDP gibi vaatler mi vereceğiz? HDP'nin ve AKP'nin yaptığı boş vaatler doğrultusunda artık insanlar siyasi partilere karşı büyük bir güvensizlik içinde. Bizim bir programımız veyahut da sizin kurduğunuz bir program var mı? Biz insanlara ne diye hitap edeceğiz? Onları nasıl kendimize bağlayacağız? Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ben de kendime göre bir cevabım var. Ama ilk başta sizin kafanızdakilerini de öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Vanlı'ya, Şırnaklı'ya, Trabzonlu, Tekirdağlı, Muğla'lı fark etmez. Birinci vaadimiz şu. Herkese iş. Bakın demin söyledik, tasarruf, yatırım, istihdam yani iş, çalışma, üretim, plan, ondan sonra hakça paylaşma. Herkese iş. Diğer partilerden farkımız bu. Mesela diyor ki ben senin maaşını şu kadar anlatıracağım, ben senin ücretini şu kadar yükselteceğim, ayrıca şöyle bahşiş vereceğim, şunu vereceğim falan. Biz de diyoruz ki senin oğluna iş vereceğiz, kızına iş vereceğiz, yeğenine iş bulacağız, eniştene, bacanağına, işsiz olanlara iş vereceğiz. Herkes çalışacak, sadaka toplumu değil. Yani sadaka dağıtacağız, havadan şunları vereceğiz, yattığı yerde köylüye bilmem ne desteği yapacağız falan değil. Herkese iş vereceğiz. Neden? İş demek bir şey üretmek demek. Bir şey üretmek demek, ülkenin zenginliklerini büyütmek demek. Dolayısıyla paylaşacağımız değerleri çoğaltmak demek. Birey olarak da herkese iş ne demek? Namuslu bir şekilde çalışarak hayatını sürdürmesi. Vanlı'ya birinci vaadimiz herkese iş. İşsiz olmayacak. Üniversiteler, liseler, meslek okulları işsiz yetiştirmeyecek. Peki herkese iş nasıl olur? Kapitalist sistem içinde herkese iş sağlayamazsın. Bir işin peşinde 10 kişi koşacak ki aynı zamanda ücretler düşük olacak. Ama kamuculukla ve tasarrufu arttırarak, onun için demin tasarruf üzerinde durdum. İş vermek için yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmak için tasarrufu arttıracaksınız. Tasarrufu nasıl arttırırsınız? Diyelim bankaları 93 milyar liralık o karını, teşekkür ederim, sağ olun. 93 milyarlık o karını yatırıma çevirdiğiniz zaman o ne olacak? 100 bin diyelim insana iş olacak. Kamu müdahalesiyle. Yoksa bireylere ya kumbaranıza para atın da tasarruf olsun da ondan sonra onunla biz yatırım yap, o değil.
devlet politikalarıyla, yani vergi politikalarıyla, ücret politikalarıyla, maaş politikalarıyla, dışarıdan getirilen paranın komisyoncularının o biriktirdiği değerlere el koyarak, devletin kendisinin tasarruf yapmasıyla, saraylara, şatafata, israfa son vererek, Vatan Partisi'nin yönetiminde devlet başkanı bilmem sarayda marayda yaşamayacak. Diğer halkıyla aynı koşulları paylaşacak. Devlet yöneticileri, valiler, kaymakamlar, genel müdürler, müsteşarlar, şunlar bunlar. Siz Vatan Partisi'ne ya ben de bir yerden bir ikbal kapayım da oradan bilmem kesimi doldurayım diye gelmiyorsunuz. Çalışmak, yeteneklerinizi bu milletin hizmetine sunmak, değil mi? Onun için geliyorsunuz. Böyle bir insan tipi yaratarak ve böyle bir devlet hizmeti anlayışı Türkiye'ye oturtarak, bu tasarrufla insanlara iş bularak ve üretimi artırıp o zenginlikleri de adil bir şekilde paylaşarak, üretimi artırırsınız ama onu artırdığınız üretimi birilerinin cebine doldurursunuz. Öyle değil. Vanlı'nın, Trabzonlu'nun, Şırnaklı'nın, Kırklareli'nin, Edirne'linin, Muğla'lının, Denizli'linin, Aksaraylı'nın, Nevşehirli'nin, Yozgatlı'nın. Yozgat'ı unutmayayım çünkü Faik arkadaşımız Yozgatlı. Ondan sonra Boğazlıyanlı'nın, değil mi? Onların hepsinin geleceklerini inşa etmeleri, eşit, özgür bir toplumda hep beraber gelişip, hep beraber zenginleşmek ve aynı zamanda toplumumuzda huzur ve barışı sağlamak. Onun için Vanlı'ya ikinci vaadimiz huzur ve barış. Terörü bitireceğiz. Terörü bitireceğiz. Terör bitiyor zaten. Onu Suriye ile anlaşarak son darbeleri de vuracağız. İran'la sınırlarımızı açacağız. Vanlı oradan böyle jandarmadan gizli bilmem ne falan iki tane çuval mal getirecek de onu satacak falan. O arada ayağını mayına basacak. Bunlardan kurtulacak. Serbest ticaret komşularımızla. Eğitim bedava. Herkese bedava eğitim, herkese bedava sağlık. Devlet bu hizmetleri parasız karşılayacak. İlkokuldan, hatta anaokulundan, üniversite sonuna kadar ve tabii yaşlı insanlar için de eğitim söz konusu, yalnız gençlik için değil. Bütün eğitim hizmetleri devletin parasız olacak. Bütün sağlık hizmetleri parasız olacak. Bunların programları, planları Vatan Partisi'nin uzmanları tarafından yapılmıştır. Türkiye'nin kaynakları bunlara el veriyor. Ve şöyle bir, yani gül alıp gül verilen bir toplum, şiddetin, terörün olmadığı, eşitsizliklerin, zorbalıkların, baskıların olmadığı, insanların bir millet halinde eşitlikte buluştukları, ayrım gayrımın, mezhep ayrımlarının, efendim ırk veya köken, etnik köken ayrılıklarının olmadığı bir dünya. Bu şekilde programımızı özetleyebilirsiniz. Üretim devrimi programı var, basılı. Onu da bana giderken götürüp arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz, dağıtabilirsiniz. Özeti programımızın bu. Merhaba Genel Başkanım. Ben de şöyle bir soru soracağım. Türkiye'de üretim devrimini yaparken en çok tasarruf kaynaklarına güveneceğiz. Ancak biz Vatan Partisi olarak dış yatırımcı... Konferans konuşmamdaki en önemli bir eksiği gündeme getirmiş oldunuz. Türkiye'de %30 da değil, son yapılan Temmuz anketlerinde %46'lık bir kesim oluştu. Bu %46 diyor ki ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı. Bunlarda çözüm yok.
Onlara sorusu sor. Çözüm nerede diye soruyorlar. Önlerine koyuyorlar millet. Hayır, ikisinde de çözüm yok. İkisinde de çözüm yok diyenlerin oranı %34'ten 46'ya çıktı bir ayda. Şu anda bu Temmuz anketiydi. Eylül'e geldik. Benim tahminim bu %50'yi aştı. Yani Türkiye'nin yarısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda çözüm görmüyor. Bu ne demek? Siz de söylediniz. Sistemin içinde çözüm yok. Şimdi biraz evvel dedik ki Türkiye devrime gidiyor. Devrim için ne lazım? Halk diyecek ki bu sistem bitmiştir. İstemezük. Yeniçeriler diyor ya istemezük. Yöneticiler de yönetemez hale geliyor. Şimdi siz bu sorunuzla halkın artık istemezük demeye başladığını değil, istemezük diyen halkın yarıyı bulduğunu ifade ettiniz. Bu bizim devrimci bir sürece girdiğimiz şeklindeki tahlilimizin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Halk istemezüktü. Bu sistemin içinde çözüm yoktu. 113 tane üretim devrimi kurultayı yaptık. Ve bu üretim devrimi kurultaylarında en çok duyduğumuz cümle şu: bu sistem bitmiştir. Çiftçisi, işçisi, sanayicisi, ondan sonra hepsi bu sistem bitmiştir diyor. Dolayısıyla sistemin bittiği, yalnız böyle çarklar dönmüyor, ekonomik falan, insan dışı böyle faktörlerden çıkan bir tespit değil. Bizzat insandan, Türkiye insanından. Türkiye insanı artık bu sistem bitmiştir diyor yarısı. Bu çok muazzam bir güç. Vatan Partisi de ve bu toplanan o %46 diyelim AK Parti'den kopuyor, CHP'ye gitmiyor. CHP'den kopuyor, AK Parti'ye gitmiyor. Ortada toplanıyor. Dolayısıyla Vatan Partisi de Türkiye'nin her tarafından büyüyor coğrafya olarak. Her sınıfından büyüyor. İşçi, çiftçiden sanayiciye kadar. Her sınıftan büyüyor. Ondan sonra ve her siyasi eğilimden büyüyor Vatan Partisi. Ama en çok da o arkada istemezük diyen, sistem bitti diyen kesimden büyüyor. Dolayısıyla bizim Vatan Partisi olarak o insanları kazanmaya yönelik siyasetler geliştirmemiz lazım, programlar geliştirmemiz lazım. Şimdi mesela Vatan Partisi'ne en son Van'da 40 genç arkadaş katıldı. Bunların büyük bir kısmı AK Parti'den, bir kısmı da HDP'den, PKK'dan. PKK'dan Vatan Partisi'ne çok ciddi katılma var. Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, ondan sonra Mardin'de vesaire. Bu çok önemli. Vatan Partisi'nin en fazla PKK karşıtı olan parti ama en çok da HDP'den Vatan Partisi'ne katılma oluyor. Bu Vatan Partisi'nin yeteneğini, üstünlüğünü gösteren çok önemli bir olay. Dolayısıyla biz sol nedir bir yere sıkışmış da %15-20 falan filan bir kesime hiçbir şekilde diğer kesimlerde insan kazanamıyordu. O solun duvarlarını yıktı Vatan Partisi. Doğru politikalarla, doğru programlarla ve Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenmeyeli. Çünkü orada bir program yok. Bir insana düşmanlık yapıyorsunuz. O ne yaparsa tersini yapıyorsunuz. O bir program. Dolayısıyla çok güzel bir soru sordunuz. Halkın istemezük dediğini, bu sistemden kopmaya başladığını tespit ediyoruz. Bu bir gerçek. Bizim dışımızda tespit ediliyor. Dolayısıyla hakikaten Türkiye bir kader yılına girdi. Bu seçimlerde sürpriz diye, sistemin içinden, geçmişten bakarsak sürpriz diye adlandırılan sonuçlara gidiyor Türkiye. O da Vatan Partisi'nin hükümette yer alacağı çözüm. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Sedat Çavak, Öncü Gençlik Paneli Başkanıyım. Şimdi size iki sorum olacaktı. Ne yazık ki bu sistem bizi şuna mecbur etti, yani Van olarak söylüyorum. Bizim gençlerimizin %40'ı uyuşturucuya düşmüş. Biz bir öncü gençlik olarak sizin bize göstereceğiniz ve yöneleceğiniz hani bir program dahilinde bu gençleri biz nasıl uyuşturucudan koparıp Vatan Partisi'ne, öncü gençliğin
ortamına koyabiliriz. İkincisi, HDP'nin kapatılmasından yanayız. Ve bugün Doğu'ya baktığımızda HDP'den ve AK Parti'den Vatan Partisi'ne çok büyük bir katılım oluyor. Bu katılımı ve hani HDP'nin AK Parti'nin tabanındaki kişilerin nasıl partimize kazandırabiliriz? Ve bununla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz? Teşekkür ederim. İşte bu uyuşturucu konuşmamda da belirttim. Büyük bir bela. Yani sonuç itibariyle sistem, Amerika merkezli sistem. Bakın uyuşturucu işi yapan Türkiye'de PKK var ve bir takım sahte solcu örgütler var. CİA bunlara uyuşturucuyu verir. Ve verirken de der ki alın bak işte para da kazanırsınız, bununla silah alırsınız, devrim yaparsınız falan diye. Uyuşturucu doğrudan göre CİA merkezli sistem tarafından denetlenmekte ve yayılmaktadır. Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi uyuşturucuya karşı mücadele kampanyaları açtı. Anneler, babalar, kardeşler büyük acılar çekiyorlar uyuşturucu nedeniyle. Ana oğlunu yatağa bağlayıp gece yatıyor, gelip beni bıçaklayacak diye. Hani ailelerin yaşadıkları acılar çok ağır. Dolayısıyla uyuşturucuya karşı mücadele için çok büyük bir insan potansiyeli var Türkiye'de. Ben analarla falan da buluştum, orada gördüm. Onların acılarını yakından yaşadım. O insanları bir toplumsal harekete sevk ederek uyuşturucuya karşı mücadelede ve tabii bireysel olarak da ama uyuşturucunun yanlışlarını anlatarak. Bakın şimdi TGB içinde, Türkiye Gençlik Birliği içinde uyuşturucunun yayılma şansı var mı? Yok. Öyleyse Türkiye Gençlik Birliği'nin ideolojik iklimini Türkiye gençliğine yaymamız lazım. O ideolojik iklim. Yani kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın, fedakarlığın, cesaretin esas olduğu, bize ışık tuttuğu o iklimi Türkiye gençliğine yayacağız. Uyuşturucu böyle bertaraf edilir. Kimse beni uyuşturucuya bağlı hale getiremez, sizleri de. Çünkü o sizin ikliminizde uyuşturucu yaşayamaz. Ama karamsarlık ikliminde, ama işsizlik ikliminde, ondan sonra o iklimde uyuşturucu yayılıyor. Gencimizi o iklimden devrimci mücadele iklimine çekmemiz lazım. En önemlisi. Ve bunun için de anaları, ondan sonra babaları, kardeşleri, aileleri ve toplumu, halkı yanımıza çekmemiz lazım. Bakın birçok insan, özellikle Avrupa'da değerli arkadaşlar, bizim içimizden işte Maraşlılar, Tunceliler vesaire falan Avrupa'ya giden çok aileler oldu, arkadaşlar oldu. Hatta o Maraş katliamından sonra falan böyle uçak dolusu gitti. Ve şu yaşandı, onlardan bazılarının çocukları maalesef uyuşturucu vesaire bu tür yozluklara falan kaptırıldı. Onun üzerine aileler çözümü şurada gördü. Aman arkadaş, oğlumu getiriyorum, kızımı getiriyorum, alın size teslim ediyorum. Şunu gördüler, uyuşturucuya karşı en güzel panzehir ilaç devrimcilik, devrimci ortamlar, toplumculuk, halkçılık. Bunun için bu bir ideoloji, bir kültürel mücadele meselesi. Bunu yayacağız. Tabii özellikle Güneydoğu illerimizde yoksulluk çok fazla olduğu için, ondan sonra karamsarlık çok fazla olduğu için oralarda daha yaygın şeyler oluyor. Bu belalar gelişiyor falan. Demek ki bu aynı zamanda bizim için bir nedir? Devrimci ateşleme şansı. Devrimci ateşleme şansı. Sayın Başkanım, benim sorum aslında önümüzdeki günlerde yapacağınız Şam ziyaretine dair olacaktı. Pardon, HDP kapatılsın. Sorumunu da beraber yapalım. Tabii.
Şöyle Sayın Başkanım, diğer konuşmalarınızda bahsettiğiniz gibi Darya Dugina aslında bizler için bir Avrasya şehidi oldu. Bizim verdiğimiz hem Türkiye'de hem ülkelerimiz arasında yaptığımız mücadelede. Ve bu Şam yapacağınız Şam görüşmesine dair de katkıları olduğunu açıkçası biliyoruz. Kendisinin de bu alanda mücadele verdiğini, bu çalışmalara destek olmaya çalıştığını. Hem bu anlamda kendisinin ne tür katkılarda bulunduğunu sormak, hem de açıkçası bu görüşmede Esad, yani Suriye'de iç savaş başlamadan önce Esad'ın gerçekleştirmek istediği bir proje vardı. 5 ülke 5 deniz projesi. Bu 5 ülke Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere bu ülkelerin sınırlarında bulunan denizler üzerinde ticaret ve kara üzerindeki ticari anlaşmalarını daha da olumlamak, ülkeler arası ittifakı genişletmek, burada olumlu halk içi de bir olumlama projesiydi. Bu proje gündeme gelecek mi? Bunun üzerine bir düşünceniz var mı? Önümüzdeki, yani yakın gelecekte buna dair bir fikriniz var mı? Parti olarak programımızda buna yer verecek miyiz? Bunları sormak istedim esas olarak. Bizim partinin programında Batı Asya Birliği var. Bu Atatürk'ten beri öne sürülen bir proje. Atatürk biliyorsunuz 1920 yıllarında Irak ve Suriye'de bazı devrimci örgütlenmelere dedi ki gelin bir konfederasyon veya federasyon kuralım. Yani oraları İngilizler, Fransızlar tarafından işgal edilmiş Osmanlı Devleti topraklarıydı. Siz o işgallerden kurtulun. Hep beraber Türkiye, Irak ve Suriye arasında bir konfederasyon veya federasyon kuralım. Şule Perici'nin o konuda yazdığı önemli bir makale vardır. Şam'da yapılan bir şeyde de, sempozyumda da o sunuşunu yapmıştı. Onları okuyabilirsiniz. Atatürk'ün projesi Türkiye, Suriye, Irak federasyon, konfederasyon veya federasyon projesi. Ölürken de Atatürk 1934 yıllarında da yine Suriye'den gelen başbakanla buluşmasında o projeyi tekrar ifade etti. Bu tabii gündemde, bizim geçen Şam ziyaretlerimizde de 2006 idi galiba yaptığımız Şam ziyaretinde de bize Suriye hükümeti yöneticileri dediler ki biz Türkiye ile aynı devlet içinde buluşmaya hazırız. Peki dedi, bunu gizli mi söylüyorsunuz? Yok dediler, siz bunu ilan edebilirsiniz. Bu gizli sıraklısı olmaz böyle şey. Ve her Suriye ziyaretimizde, 2015'te yaptığımız ziyarette de bu konular konuşulur. Yani Suriye, Türkiye ile Irak'la birlikte bir konfederasyonda, Batı Asya Birliği'nde veya sizin dediğiniz gibi 5 ülke 5 deniz projesinde buluşmaya ve birleşmeye istekli ve bu samimi bir istek. Ve bütün bu ülkelerin çıkarını. Düşünün, bu ülkelerin toplam nüfusu, insan kaynakları, birbirini tamamlayan ekonomileri, petrol, doğalgaz zenginlikleri, Fırat, Dicle nehirleri, ondan sonra denizler, Karadeniz, Akdeniz, Umman Denizi, Kızıldeniz vesaire dünyanın önemli büyük güçlerinden biri haline gelir. O 5 ülke 5 deniz projesi. Darya Dugina sizin de belirttiğiniz gibi Avrasya'nın şehidi. Türkiye'nin en son yaptığı ziyaretlerde, yani Sayın Ethem Sancak, Şule Perinçek, kendi içinde bulunduğu Türkiye Vatan Partisi heyeti ziyaretlerinde karşıdaki Rus devlet heyetinin genç üyelerinden biriydi. Oradan arkadaşlarımız tanıyor. Aynı zamanda Mehmet Perinçek'in de çok yakın, eskiden beri arkadaşı, hatta yani şehit edilmesinden 3-4 gün önce Mehmet Perinçek'le Ece Perinçek'in evlenme yıl dönümlerine geldi. Evde beraber yemek yediler falan ve her senede o kültür festivaline beraber gidiyorlardı. Yani çok yakından arkadaşlarımızın tanıdığı, sevdiği, parlak, büyük bir zeka
ve babası onu çok iyi yetiştirmiş. Esas hedef de oydu zaten. Onu söyleyeyim. Kahraman ve cesur bir kız ondan sonra. Entelektüel. Hatta gelecekte Rusya'nın yöneticisi olarak yapılan, takdim edilen, yani bu kız Türk Rusya'yı yönetir falan diye övülen bir insandı ve seçilmiş bir hedef. Türkiye-Rusya dostluğunun geliştirilmesinde çok etkili ve çok sıcak bir Türk dostu. Bütün platformlarda, televizyonlarda, çalıştaylarda, şurada burada Türkiye ile dostluğu savunan bir hanımdı. Çok değerli bir insandı. Çok büyük bir kayıp tabii. Yani düşman onu çok iyi seçti. Onu söyleyebiliriz. Daha önceki arkadaş HDP'nin kapatılması için HDP'den insanları kazanmak için ne yapmak lazım diye Vanlı arkadaş sormuştu. Bakın sizler bu sorunun cevabını daha iyi verirsiniz. Şırnak'ta, Van'da, diğer Bitlis'te, Bingöl'de, Elazığ'da HDP'den partimize katılan çok genç var. Onlar nasıl katıldılarsa demek ki bundan sonrakilerde öyle katılacak. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, üreten bir Türkiye, kardeşlik Türkiye'si, insanların birlikte ürettikleri, birlikte paylaştıkları, acıları ve sevinçleri paylaştıkları, ortak oldukları bir Türkiye. O ideali, o iklimi onlara anlatarak. Öncelikle başkanım, güzel bir eğitiminiz için teşekkür ederim. Benim sormak istediğim, merak ettiğim iki sorum olacak. Vatan Partisi iktidara geldiğinde Türk ordusunda nasıl bir değişiklik göreceğiz? Askeri liseler açılıp Atatürkçü kahraman subaylar yetiştirilmeyi düşünüyor musunuz? Ve yükselen Asya sloganıyla Orta Asya'daki soydaşlarımız ile daha yakın olabilme imkanı olacak mı? Her alanda askeri veya ticari fark etmiyor. Fark etmez. Daha da samimiyetin artması mümkün müdür? Teşekkür ederiz. Tabii. Türk ordusunu yetiştiren ocaklar, askeri ortaokullar, askeri liseler, harp okulları, bunlar geleneksel, çok önemli. Bunların şöyle büyük bir etkisi var. Halkın içinden, yoksul ailelerden, mütevazı ortamlardan yetişen gençler subay oluyordu. Yani batıdaki gibi aristokratların çocukları, asılzadeler falan değil. Türkiye'nin ordu ocağı bir halk ocağı. Emekçi sınıfların içinden subay kitlesi, az subay kitlesi yetişiyordu. Çok işlevleri çok olumluydu. Şimdi yeniden askeri okullar açılmaya başlandı. Harp okullarının kimliği tekrar eski kimliğe doğru dönüşmeye başladı. Çünkü bu Türkiye tarihinin dayattığı bir olay. Vatan Partisi'ni yönettiği tabii Türkiye'de bir kere Türk ordusunun halkçı geleneklerini ayakta tutacağız, daha da canlandıracağız. Ondan sonra orduyla halk arasındaki beraberliği, halkın orduya güvenmesi, ordunun halka hizmet ruhuyla görev yapması, bu ideolojik ortamları geliştirmeye önem vereceğiz. Türk subayı bir devrimci subay olarak, Atatürk'ün devrimci subayı olarak yetişir. Türk subayı devrimci ise Türk subayıdır, devrimci değilse Türk subayı olamaz. Çünkü Türk subayı bizim son 200 yıllık devrimci ortamımızda ortaya çıktı. O Yeniçeri ağası değil, Osmanlı ordusundaki ordunun komutanları değil, Sipahi Ocağı veya Yeniçeri Ocağı'nın başındaki adamlar değil. Türk subayını yaratan iklim son 200 yıldaki devrimci iklim. Eğer İttihat Terakki olmasaydı, Türk milliyetçiliği çıkmasaydı ne Çanakkale Savaşı olurdu, ne Birinci Dünya Savaşı'ndaki o büyük direnme olurdu. O devrimci milliyetçilikle
Türk subayının karakteri yeniden şekillendi. O karakteri ayakta tutmak çok önemli. Yani Türk subayı devrimci ise halkçıdır ve Türk subayıdır. Devrimci değilse halkçı da olamaz, milliyetçi de olamaz. Çünkü milliyetçilik devrimcilik Türkiye'de. Devrimci olmayan milliyetçi olamaz, milliyetçi olmayan da devrimci olamaz. İkincisi Orta Asya. Tabii Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türk Devlet Teşkilatı içinde buluştular. Kim bunlar? Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan 4, Kazakistan 5, Özbekistan 6. Kuzey Kıbrıs'ta sayarsan 7. Bunların hepsi mazlumlar dünyasının parçası ve hepsinin ortak özelliği Çin'le hepsinin çok sıkı ilişkileri var. Rusya ile çok sıkı ilişkileri var. Dolayısıyla Türk de aynı zamanda bunlar Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyesi, kurucusu 3 tane Kırgızistan, Kazakistan, bundan sonra Özbekistan kurucuları arasında, diğerleri de ada üye. Dolayısıyla dünya Türklüğü Asya, yükselen Asya uygarlığı içinde buluşuyor. Yani Türkiye Asya'ya doğru gittikçe diğer Türk devletleriyle buluşuyor. Ve Türk devletlerini de o Asya, yükselen Asya uygarlığından koparıp Amerika'nın denetimi, güdümü altına alma çabaları, başarıya ulaşma şansı yok. En son Kazakistan'da darbe yaptılar, gördüler. İşte Kırgızistan'da, Türkmenistan'da girişimleri oldu vesaire. Türkler, Türk devletleri Şangay İşbirliği Örgütü ve Asya içinde toplanıyor. Bunu görelim. Yani bunu göremeyen Türkiye'de bir takım milliyetçiler var. Ne diyeyim onlara? Sahte demeyelim. Hadi üzülmesinler. Bilimsel olmayan diyelim milliyetçiler var. Onlar da azalıyor. Bakın Türk milliyetçiliği artık Rusya dostu ve Çin dostu. Çünkü Türk milliyetçiliği ancak Rusya ve Çin dostluğuyla ayakta kalabilir. Rusya ve Çin dostu olamazsan bugün Türk milliyetçisi olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli de bu çizgiye girdi, dikkat ederseniz. Başkanım öncelikle teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben şunu sormak istiyorum. Bir yandan Asya çağına giriyoruz. Bir yandan Asya çağına giriyoruz diyoruz. Avrupa Birliği'nin ve AB'nin kaybettiği bir süreç var. Bu doğrultuda öncelikle pandemi döneminde İtalya'da Avrupa Birliği bayrakları indirilip Çin bayrakları çekilmişti. İtalya'da sokaklarda yardım gelmişti Rusya'dan ve onunla beraber Avrupa Birliği bayrağını indirip onun yerine Çin bayrakları asmışlar yardım talebinde bulunmak için. Ve devamında Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan gibi daha böyle ön plana çıkan ülkelerde Orbanların, Vučićevin savunduğu bir sistem var. Ve son olarak da Avrupalı çiftçiler Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da çiftçiler bayrak kaldırdı. Avrupa Birliği'ndeki çelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreç Avrupa Birliği'nin sonunu getirebilir mi? Ben bunu sormak istedim. Avrupa'da büyük kalkışmalar geliyor. Bakın Avrupa ekonomileri çıkmaza girdi. Özellikle büyük bir enerji krizi var. Görüyorsunuz İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da hareketlenmeler. Mesela Almanya'da arkadaşlar var. Bütün Almanlar odun kömür almaya başladı. Ve çok rahatlıkla söyleyebilirim. Göreceksiniz önümüzdeki sonbahardan başlayarak birkaç ay içerisinde Avrupa'daki toplumsal hareketler çok yükselecek. Çünkü Avrupa ekonomileri çok derin bir krize yuvarlanıyor. Onun tabii Türkiye'ye gelen dalgaları olacak. Yani Türkiye zaten derin bir krizde. Şimdi o Avrupa'dan gelen dalgalar ona ivme katacak. Avrupa'da belki devrimin merkezi değil, kapitalizmin ne de olsa daha istikrarlı olduğu ülkeler, ama Avrupa'da da çok önemli, heyecanlı halk hareketi olacağını 2023 yılında göreceğiz. Buralardaki hareketler de oraları daha çok etkileyecek.
Amerika'da da. Amerika'da iç savaşa doğru giden gelişmeler. Benim Amerika ABD Yol Ayrımı'nda kitabında onun izahları var. Bakın o Amerikan kovboyları, movboyları, o kırmızı enseliler denen, redneck denen Amerikan şeyinin, yoksul halkının, emekçi halkının falan insanları tarih sahnesine çıkıyor. Önümüzde onları da göreceğiz. Amerika'da tekrar bir demokratik devrim heyecanının kapıda olduğu gözüküyor. Merhabalar. Şimdi ben en çok sizin son zamanlarda çok örnek verdiğiniz insanı değiştirme, dönüştürme üzerine sorular sormak istiyorum. Bunu iki kategoriye ayırdım. Bir siyasi olarak, ikincisi de bireysel ve ceza hukuku bakış açısına baktığımız zamanki suçlar açısından. Şimdi şöyle konuşacağım. Siz en çok İslam uygarlığından ve Kurtuluş Savaşı'ndan çokça örnekler veriyorsunuz. Özellikle biz de kampüslere gittiğimiz zaman bu konuları çok konuşuyoruz. Partiyi açtığımız bütün arkadaşlar bizlere en son Mehmet Ağar meselesinde çok sorular sormaya başladılar. Şimdi benim sorum böyle örnek olan olaylar üzerine değil, gelecekteki bakış açımıza dair olacak. Birinci, siyasi sorumluluk alan insanlar açısından bizim devrimci saflara katma, kendi mücadelemize katma, onlarla birlikte olma ve onları değiştirme, dönüştürme aşamasındaki sınırımız ne olacak? Kime kadar olacak? İkinci, bundan sonraki gelecek örnekler açısından bizim bakış açımız olsun diye soruyorum bunu. İkinci mesele de birleşmeden sonra değişme, dönüşme şeklinde mi olacak? Kurtuluş Savaşı'nda yapılan gibi. Yoksa bunların bir sıralaması olmayacak mı? Bu sorduğum sorular sorumluluk sahibi olan ve siyasi açıdan ülkeyi yönetme ve ileride bizim beraber birlikte o kadro birikimlerinden yararlanabileceğimiz insanlar için geçerli. İkinci sorum da daha çok kampüslerde bunları yaşıyoruz. Arkadaşların kafasında oturtmakta çok zorluk çekiyoruz. Özellikle kadın cinayetleri meselesinde oluyor ya da işte vahşice insanların katledildiği cinayet meselelerinde oluyor. Biz insanların böyle fişlenmesine karşı çıkıyoruz. Doğru olmadığını söylüyoruz. Peki biz iktidar olduktan sonraki süreçte bu cezai suçlar nasıl bir değiştirme, dönüştürme aşamasından geçecek? Nasıl ele alacağız? Bu iki soruyu sizlere sormak istedim. Miskin Yunus, çiğdik piştik elhamdülillah. Miskin Yunus, çiğdik. Bak Yunus Emre diyor ki çiğdik diyor, o piştik diyor. Nerede pişiyorsun? Örgütte pişiyorsun. Bir hamur istediğiniz kadar fırının dışında bekletin, pişmez değil mi? Ancak fırına girince, örgütte pişer. Biz de tamam olduk, piştik. Hepimiz Vatan Partiliyiz. Ondan sonra örgüt, ondan sonra lüyüz, piştik. Bizden daha pişmişi, daha olgunu yoktur. Bu fikirler yanlış. Biz de pişmeye devam ediyoruz. Bu çok önemli. Yine Yunus Emre ne diyor? Her işim yanlış benim. Her işi bir daha söylüyorum. Yunus Emre diyor ki her işim, her yaptığım pratik, her yaptığım iş yanlış benim. Yunus'un her yaptığı iş yanlış mı? Değil ama hala her işinde yanlışlar görüyor. Bu nedir? Yunus pişmeye devam ediyor. Eğer siz pişiyorsanız bir dakika önceniz pişmişlikteki bir önceki aşamayı ifade ediyor. Bir derece daha pişmiş oluyorsun. Pişmenin, olgunlaşmanın bir bittiği yer yok. Ben tamam önce gerçek üyesi oldum, bilmem ne oldum, Vatan Partisi'nin genel başkanı oldum. Ben işte benden daha pişmiş adam yok, ben en olgunuyum. Yok öyle bir şey. Onun için her işim yanlış benim, bu çok önemli. Yani yaptığımız işler hiçbir zaman %100 doğru değil. Bizim bilgi teorimiz ne? Dünyada tam doğru yok. Tam doğru var. Ama bizim bilgimizde o daha tam doğru değil. Gerçeklikle, yani dünyanın yaşadığı pratikle, doğayla bizim zihnimizdeki bilgi arasında
gene bir mesafe var. Mesela şimdi evreni düşün. Evrenle ilgili bilgiler. Sen söyleyebilir misin? Bütün bu bilgiler yumağı ve ilişkiler yumağında ben her şeyi keşfettim. Ne kadar keşfedersen keşfet, keşfetmediğin alan daha büyük olarak kalıyor. Bu insanın olgunlaşmasında da böyle. Dolayısıyla devrim ne demek zaten? Devrim demek toplumun değişmesi demek. Ve toplum nasıl değişir? Kendi pratiğiyle değişir. Mücadeleye girerek. Durduğu yerde değişmez. Fırına girerek pişer. Fırın ne? Mücadele, örgütlenme. Dolayısıyla ondan sonra burada iki tane hata var. Bir, değiştirmekten vazgeçmek. Yani bir takım kesin hükümler. Ya işte bu bilmem ne yap. Bu uyuşturucu çekiyordu. Bu adam ama olur. Bir devrimci parti uyuşturucu içen adamı veya da başka türlü yoz, çürümüş bilmem ne insanı dönüştüremiyorsa o devrimcilikten vazgeçecek. Vatan Partisi'nin en önemli özelliği nedir? Çürüyeni tekrar diriye kazandırır. Ondan sonra kokuşmuş olanı tekrar güzel kokulu yapar. Dönüştürür, değiştirir. Yoksa devrimci değildir. Devrimcilik o demek. Yoksa devrimcilik yıkmak değil, yapmak. Hazreti Muhammed örneği, Atatürk örneği bu bakımdan çok önemli. Ne oluyor? Hep dönüştürüyorlar, değiştiriyorlar. O mesela iki tane Hazreti Muhammed'den örnek verelim. Birisi Hazreti Hamza amcası biliyorsunuz. Onu öldüren köle Vahşi Müslüman oluyor. Ve onun üzerine diğer Müslümanlar onu öldürmeye kalkıyorlar. Hazreti Muhammed duruyor. Öldüremezsiniz. Yahu diyorlar senin amcanı öldürdü. Ama artık o Müslüman diyor. O bizden oldu diyor. Değil mi? Bu dönüştürmeye, değiştirmeye olan güven, özgüven. Bir parti özgüveni varsa ben toplumu değiştiririm. O zaman insanlara böyle hüküm vermez. Bu olmaz, bu adam olmaz, bu değişmez, bu dönüşmez. O zaman zaten büyüyemezsin. Büyümek ne demek? Toplumdan kazanmak demek. Toplumdan her gelen kiriyle geliyor. Biz kimiz? Bizim de hala kirlerimiz var. Eğer Yunus Emre her işim yanlış benim diyorsa ya da çiğdik piştik elhamdülillah diyorsa demek ki Yunus Emre'nin de kirleri ve çiğlikleri vardı ve ölene kadar vardı. Yine o Ebu Cehil biliyorsunuz Mekke'nin liderlerinden ve Hazreti Muhammed'in düşmanlarından onun oğlu İkrimi Mekke valisi ve Mekke'yi fethettikleri zaman Hazreti Muhammed onu yakalayın getirin diyor, kaçıyor. Ama diyor bana sağ getireceksiniz. Yakalıyorlar orada Hazreti Ali onu Hazreti Ömer onu öldürmeye kalkıyor. Hazreti Ali diyor ki Resulullah diyor onu diyor bize diyor sağ getirin dedi diyor. Getiriyor. Getiriyorlar. Ondan sonra Hazreti Muhammed İkrimiye diyor ki şimdi diyor sen diyor Mekke valisi miydin? Evet. Ben diyor seni yine Mekke valisi yapıyorum. Yani düşmanını düşmanın hem de babası da düşman, kendi de düşman, ona karşı savaşmış. Onun üzerine yanındaki Ebu Bekir Hazreti Muhammed'in kulağına eğiliyor diyor ki yahu diyor yahu diye mi tabii de ya Resulallah diyor, bu diyor daha Müslüman bile olmadı. Emaneti ehil olana vereceksiniz. Yani o Mekke valini biliyor. Öyleyse ona, bakın bunlar çok büyük dersler. Onun için Hazreti Muhammed oluyor. Onun için ta Çin Seddi'nden efendim Endülüs'e, İspanya'ya kadar o büyük ticaret uygarlığını onun kurduğu devlet yaratıyor. Aynı şey Atatürk için geçer. Aynı şey Lenin için geçer. Mao Pekin'e girdiği zaman 1949 yılı 1 Ekim işte günü. Ondan sonra o filmde de vardır. O çok güzel bir sahnedir. Onu eski Genelkurmay Başkanı Çin'in yani gerici devletin Genelkurmay Başkanı
otomobilin kapısını açar. Mao ona der ki, şimdi der sen der devlet başkan yardımcısı olacaksın. O da der ki, ben der senin halk ordusundan yüz binlerce halk ordusu neferinin öldürülmesinden sorumluyum. Onları katleden, öldüren ordunun genelkurmay başkanıyım. Nasıl ben şimdi sizin kurduğunuz devlet... O diyor eskide kaldı diyor. Şimdi biz yeni Çin'i kuruyoruz diyor. Sen bize lazımsın. Bunlar çok önemli öğretiler. Bizim partimizin de önündeki soru bunlar. Neden büyüyen bir, çok hızlı büyüyen bir parti olduğumuz için hep her büyümede bu soruyla karşılaşacağız. Ya bu adam, ya bu uyuşturucu kullanıyordu, bu bilmem neydi, bu şuydu, bu ahlaksızdı, bu namussuzdu, bu babasını öldürdü, bu anasını şey yaptı, bu bilmem ne yaptı, bu karısını dövdü. Söke'de biz çalışırken ondan sonra karısını döven çiftçi köylüler ondan sonra partiye katılınca, mücadeleye katılınca karısını dövmekten vazgeçti. Bu tabii kadınlar arasında müthiş yayıldı Söke köylerinde. Kısaççe duydun mu? Ya İbrahim'in ondan sonra İbrahim bilmem devrimci olmuş da ondan sonra artık Elif'i dövmüyormuş falan. Yapma ya. Evet, o zaman hepimiz devrimci olalım. Kadınlar başladılar. Yani bu ne? Dönüştürüyor parti. Eşini döven erkeği eşine saygı duyan erkek haline getiriyor. Uyuşturucu kullanan insanı uyuşturucu kullanmayan insan haline getiriyor. Namussuz insanı namuslu hale getiriyor. Bunun için... İnsanlar hakkında ön yargıları veyahut da hükümleri bırakacağız. Kendimize güveneceğiz, ideolojimize, kültürümüze güveneceğiz. Demin de söylediğim gibi kendi yanlışlarımızın da farkında olacağız ve hiçbirimiz ben piştim, ben oldum demeyeceğiz. Hala benim eksiklerim var, benim yanlışlarım var. Benim daha çok pişmeye ihtiyacım var. Bu anlayış içinde olacağız ve devrimin de toplumu ve insanı dönüştürmek olduğunu, toplumun da kendi mücadelesi içinde dönüştüğünü bilmemiz lazım. Devrim emekçilerin için lazım, emekçilerin dönüşmesi için lazım. Hırsız olan emekçi namuslu olacak devrim sayesinde. Namussuz olan emekçi namuslu olacak. Çalan emekçi çalmayan hale gelecek. Karısını döven çiftçi veyahut da aydın veya işçi neyse karısına saygılı hale gelecek. Sevgisiz insan sevgili haline gelecek. Devrimin rolü bu. O bakımdan ön yargıları bırakalım. Bu çok çok önemli. Cinayetler, fişleme meselesi, ceza meselesi. Tabii ceza, cezasız olmaz. Yani ama bizim infaz sistemimiz diyelim, devrimci infaz sisteminde vurgu cezaya değil dönüştürmeyedir. İnsanları çalıştırarak, eğiterek, yani cezaevleri bir eziyet yeri, duvarlar arasına atıp adamın ondan sonra orada çürüt, ondan sonra falan değil. Ona iş ver, imkan ver, eğit, dönüştür, halka hizmet ve özgürleştir. O bakımdan bizim ceza sistemimiz daha çok insanlara eziyet değil, insanları dönüştürme sistemi. Efendim merhabalar. Benim sorum bu konuya yakın bir konu olacak. Yine Mehmet Ağar mevzusu hakkında. Şöyle ki 30 yıl boyunca ilk MİT raporu yayınlandığından itibaren siz başkanım Kişiler Özel Örgütü kitabını yazdınız ve çeşitli başka kaynaklarla beraber aslında bu Mehmet Ağar konusunu irdelediniz. 30 yıl boyunca ki rahmetli Hasan Yalçınlar vesaire de benzer fikirler savundu sizlerle. En son geçen sene efendim o dönem parti genel başkan yardımcınız Nusret Senem ile beraber yaptığınız yayımda Ulusal Kanal'da Kişiler Özel Örgütü'nün FETÖ'nün entegre bir örgüt olduğunu söylediniz. Nusret Senem beyefendi de şu ifadeyi kullandı. Mehmet Ağar, Sedat Peker vesaire
ortaktır bu örgüte dedi. Çiller Özel Örgütü'nün. Merak ediyorum, bir yıl içerisinde bu önyargıyı nasıl kırabiliriz? Yani geçen ay çünkü Mehmet Ağar'a kefil olduğunuz ifadesini kullanmıştınız. Başkanım, merak ediyorum, bu bir yıl içinde bir değişim söz konusu oldu mu? Yani bu kadar hızlı olabilir mi bu değişim? Önyargıları, kafamızdaki önyargıları kırmazsak önyargılar bizi kırar. Önyargılar bizi kırar. Yani bu, ilk önce kendi hayatımıza bakalım. Hiçbirimiz anamızın karnında, ondan sonra devrimci, toplumcu, bilmem ne, sevgi dolu falan diye doğmadık. Hayat içerisinde hepimiz gitmişim bir bakmışım ki bir arpa boyu yol gitmişim. Faziletli insan ve önüne hedefler ve olgunlaşma, ilerleme hedefleri koyan insan arkasına baktığı zaman bir arpa boyu yol gittiğini görür. Kibirli insan, vay ben ne oldum der. Diğer insanlara da böyle bakmak zorundayız. İşte falanca tarihte şunun hakkında bunu söyledim. Bu partide bize kurşun atan bakın, abartmıyorum, hakikaten tabancasını çekip kurşun atan liderler var. Bize yumruk sallayan, yumruk vuran liderler var. Bu parti kimlerden oluşuyor zannediyorsunuz? Bu partiye katılanlar TKP'ye toptan katıldı, TKP'nin büyük bir kısmı katıldı, TKPML'e katıldı, şu katıldı, bu katıldı. AK Parti'den katıldı, İttica'dan katıldı, PKK'dan katılıyor. Bakın neyi anlatmaya çalışıyoruz partimize? PKK'nın tabanı geldiği zaman seviniyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü toplum değişiyor. Daha ne istiyoruz? Yani şunu mu istiyoruz? Falanca adam diyelim Türkiye'nin şeyiydi, Afyon Kralı'ydı, Afyon Kralı olarak kalsın. Falanca adam ırz düşmanıydı. Ya o adam hep ırz düşmanı olsun. Falancası hırsızdı. Hep o hırsız olarak kalsın. Oh ne güzel. Değiştirelim, dönüştürelim. Çünkü sonuç itibariyle toplumun hepsi bu sistemin içinde. Şu veya bu ölçüde bu sistemin insanları. Emekçiler de öyle. Tabii emekçiler emekçi oldukları için başka özellikler, karakterler var. Ama sonuç itibariyle bakın. Türkiye'de diyelim sistemin ideolojisine havadan para kazanmak, açgözlülük bilmem ne falan filan o toplumun en aşağısına kadar iniyor. Partinin işlevine onları dönüştürmek, değiştirmek. Siyahı beyaz yapmak, sarıyı kırmızı yapmak. Onun için falanca tarihte şunun hakkında bunu demiştim, falanca tarihte bunu demiştim. Hepsi doğrudur. Hepsi doğrudur ama falanca tarih. Neden bahsettim? Hazreti Peygamber'in amcasını öldürenden bahsettim. Hazreti Peygamber, o Mekke'nin büyük tefeci liderleri, onların çocukları. Düşün, Mekke'ye giriyorsun. O Mekke'ye girdiğin zaman seninle savaşan adamı Mekke valisi yapıyorsun. Mekke valisi yapıyorsun. Adam bir saat evvel, bir gün evvel sana kılıç çekmiş, seninle savaşmış, senin Mekke'ye girmeni önlemiş. Ama sen onu girdikten sonra diyorsun ki bulun onu, getiriyorlar, Mekke valisi yapıyorsun. Neden? Çünkü ha o da ne oluyor? Dönüşüyor. O adam olduğu yerde mi kalıyor? Artık o bir gün önceki adam değil. Siz bir gün önceki isminiz efendim Emir. Peki siz buraya ne günü geldiniz? 3 gün evvel. 3 gün önceki emir misiniz yoksa bugünkü emir misiniz? 3 gün sonraki emir başka bir emir olacak. Onun için Yunus Emre ile başladık. Miskin Yunus, Yunus çiğdik, piştik evvelde. Yunus da anasının konundan Yunus olarak çıkmadı. Yani bütün erdemli insanlara tarih boyunca bakalım. Nereden geldiler? Atatürk nereden geldi? Atatürk anasından, Zübeyde Hanım'dan Atatürk olarak mı doğdu? Değil mi?
Hazreti Peygamber 41 yaşında Müslüman oldu. 41 yaşından önce Müslüman değildi. Hazreti Peygamber 41 yaşından önce Müslüman değildi. Var mı aksini iddia eden? Kur'an-ı Kerim'de bile böyle yazıyor. Hazreti Peygamber 41 yaşında Müslüman oldu. Demek ki 41 yaşına kadar Müslüman değildi. Peki o zaman ya 41 yaşına kadar Müslüman değildi. Onun üzerine çizelim. Hazreti Peygamber'in üstüne kılıcını çekip gelen Hazreti Ömer en büyük Müslüman oldu. İkinci büyük Ebu Bekir'den sonra halife oldu. Atatürk'ün yanında kimler vardı İstiklal Savaşı'nda? Ve kimler sonra tersten gelişmeler de var. Mesela diyelim İstiklal Savaşı'na katılıp da Yunan ordusu tarafına geçenler de var. Onun için böyle hayatta siz dün şunun için şunu demiştin, bunun için bunu demiştin. O dediklerimiz o zaman evet demişizdir, doğrudur. Ama bugün onu bir şey haline getirdiğiniz zaman, katı bir kural haline getirdiğiniz zaman o zaman hep böyle kalacağız ve çürüyeceğiz. Böyle kalacağız, böyle kaldığımız için hep çürüyeceğiz. Bakın şu topluluğu alın, kaç kişiyiz? Diyelim burada 200 kişiyiz, 300 kişiyiz, kaç kişiysek. Bu toplumu böyle tutun, biraz sonra bir bakarsınız çürümüş. Çürükler başladı. Ancak beslenirse, büyürse, yani bu toplumun faziletli kalması da o beslenmeye bağlı. O bakımdan efendim siz şurada şunu demiştiniz, burada şunun için bunu demiştiniz. Bu şekilde insanlara bakmak çok büyük yanlış. Bunlar çok güzel sorular. Aslında belki de bu toplantımızın en faydalı yerlerine geldik. Çünkü şimdi içine girdiğimiz süreçte bize en çok gerekli olan konuları konuşuyoruz. Sizin kendi içerisinde Vanlı arkadaş diyor ki ben diyor Van'da diyor uyuşturucu ben şey yapan gençler var diyor. Ne yapacağız diyor. Diyelim geldi. Uyuşturucu çeken, uyuşturucu satan geldi, cinayet yapan geldi. Ne yapacaksın? Kucaklayacaksın. Alacaksın. O da seni dönüştürecek. Ha orada da kibirli olmuyor. O adam geldi ben onu adam ederim. O da seni adam edecek. Hiç merak etme. Uyuşturucudan gelen adam da Emir'i ve Doğu'yu adam edecek. Onun için partide kıdemlilik taslamak, bizler piştik elhamdülillah olduk bittik, ondan sonra gelenleri adam ederiz, elimize de bir sopayı adarız, onları düzeltiriz bilmem ne, o da çok yanlış. Onlar da bizi adam edecek. Çünkü onlar da bir tecrübenin içinden geliyor. O tecrübeyi, o gerçekliği bizim içimize katacak. Onlardan da öğreneceklerimiz var. Faziletler, namus, ahlak, karakter vesaire. Sayın Başkan, öncelikle merhaba. Buradayım. Direkt soruma geçiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri sizce devrim yaparken önderlik etmeli mi, etmemeli mi? Teşekkürler. Silahlı kuvvetler siz dünyada tek bir devrim yok. Silahı olmayan devrim olmaz. Yani her devrimin içinde silah var ama silahlı kuvvet önderlik yapar diye bir şey yok. Nasıl Türk devrimine de bakarsanız devrimlere Türk ordusu önderlik etmemiştir. Türk aydın birikimi, öncü birikim devrimlere önderlik etmiştir. İttihat Terakki için de bu geçerli. Ondan sonra Kemalist devrim için de geçerli. O Türkiye'nin öncü aydın birikimi içinde hem sivil aydınlar hem asker aydınlar olmuştu. Orada bir ayrıma gerek yok. Talat Paşalar'da olmuştu bir posta memuru. İçinde Enver Beyler de olmuştur askerlikten gelen, Mustafa Kemaller de olmuştur veya Mustafa Kemal'le beraber işte Mahmut Esat Bozkurtlar da olmuştur. Ondan sonra Şükrü Saracoğullar da olmuştur. Efendim bizim Darendeli Mustafa Eğitim Bakanı onlar da olmuştur. Yani hem sivil aydınlar hem asker aydınlar olmuştur. Yani onun için orada önderlik etmeli, etmemeli diye bir soru olmaz. Hiçbir güç ben önderlik yapacağım diye önder olamaz. Ama
Türk devrim geleneğine baktığımız zaman öncüler önderlik etti. O öncüler de hem sivillerin hem asker aydınların içinden çıktı. Atatürk de iyi incelersek bir sıradan bir asker aydından çok sivil aydına benzeyen bir kişiliğe sahip. Onu görmemiz lazım. Çok entelektüel, çok kuvvetli bir entelektüel birikimi var. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi benim sorum, Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele veriyoruz. Ancak son zamanlarda Yunanistan'ın da ülkemize karşı çeşitli tehditleri oluyor. Bu şartlar altında bizim Doğu Akdeniz'deki mücadelemiz bir savaşla sonuçlanabilir mi? Ya da Türkiye'nin ittifak birikimini değerlendirememesi Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı olumsuz yönde etkiler mi? Benim sorum bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğu Akdeniz Türkiye'nin zayıf karnı. Doğu Akdeniz Türkiye'nin zayıf karnı. Mesela Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'de, Irak'ta Türkiye daha güçlü. Neden? Orada beraberlikler oluşmuş. Mesela diyelim 2017 yılında Türkiye, Irak, İran, Suriye, Rusya o ikinci İsrail Devleti'nin, Kürdistan'ın kurulmasını birlikte önlediler. Veya Kafkaslar'da Türkiye ile Rusya beraber anlaştı. Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'ın Karabağ işgaline son verdi. Oralarda beraberlikler oluşmuş durumda ve model ortaya çıktı. Türkiye ile Rusya ve bölge ülkeleri bir oldu mu sorunu çözer. Bir model kuruldu. O model Kafkaslar'da kuruldu. Türkiye, Rusya, Azerbaycan işbirliği. O model Batı Asya'da kuruldu. Türkiye, Irak, İran, Suriye, Rusya işbirliğiyle. Ve başarılar kazandı. Şimdi bizim o modeli Doğu Akdeniz'e taşımamız lazım. Çünkü Doğu Akdeniz'de daha o model oluşmadı. Peki nasıl oluşur? Bir kere Doğu Akdeniz'i tek cephe diye düşünmemek lazım. Karadeniz'den başlayıp Kafkaslar, Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz ta Umman Denizi'ne, Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan tek bir cephe var. Bu her o cephenin çeşitli parçalarında ayrı siyasetler üretmeye kalkarsak karma çorma olur ve bir beraberlik oluşturamayız. Tek cephe. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de biz başarı mı kazanmak istiyoruz? O zaman Ukrayna'da Rusya'nın yanında olacağız. Ben Ukrayna'da Amerika'nın yanındayım. Doğu Akdeniz'de Amerikan tehdidine güya karşıyım. İflas ettim. Eğer bunun bir tek cephe olduğunu görürsen, cephenin her biriminde, parçasında cephenin tamamını destekleyen politikalar üretirsen Doğu Akdeniz'de de tehdidi göğüslersin. Doğu Akdeniz'de tehdidi göğüslemek mi istiyoruz? Doğu Akdeniz diye göğüsleyemeyiz ama Ukrayna'da Rusya ile beraberiz. Hürmüz Boğazı'nda İran'la beraberiz. Suriye'de Beşar Esad'la beraberiz. Irak'ta Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Tamam, Doğu Akdeniz sorununu çözdük. Libya ile beraberiz. Ama cephenin her yerinde farklı beraber. Burada Amerika ile dans ederim. Orada Rusya ile dans ederim. O zaman hapı yutarsın. Doğu Akdeniz'in sırrı burada. Şu anda Türkiye'nin hükümeti maalesef Doğu Akdeniz'de doğru politika üretemiyor. Çünkü Beşar Esad'a Esed dediğin an Doğu Akdeniz'de yenilirsin. Tepene binerler seni. Amerika'da senin Doğu Akdeniz'deki yalnızlığını değerlendirir. Zelenski gibi bir hadi devlet başkanı olduğu için daha dikkatli konuşayım. Ondan sonra ne diyeyim ona? Ne diyeyim? Yani Zelenski gibi bir falancanın devlet adamı yerine koyup onunla bilmem ne falan filan kol kola girmeye kalkarsan Doğu Akdeniz'de yenilirsin. Onun için Doğu Akdeniz'in çözümü Doğu Akdeniz'de değil, Ukrayna'da. Doğu Akdeniz'in çözümü Libya'da, Suriye'de, İran'da, Irak'ta. Mesela Libya'da doğru yaptı hükümet. İyi bir beraberlik kurdu. Ama Suriye'de, işte Doğu Akdeniz'deki kıyıdaşımız Suriye. Karşımızda İsrail var, Amerika var, Yunanistan var. Biz
Beşar Esad'ı söverek ondan sonra Doğu Akdeniz'de Amerika'yı göğüsleyeceğiz. Veya efendim Rusya'nın yaptırımları çerçevesi içinde ekonomi politikası oluşturacağız derse, Nebati Bey'in Sayın Maliye Bakanı'nın yaptığı gibi Doğu Akdeniz'de Türkiye çok ciddi sorunlarla karşılaşır. Ve sorunuz önemli. Amerika Türkiye'ye bir şey yapmaya cesaret ederse onu Doğu Akdeniz'den yapacak. Çünkü Amerika'nın ülke içindeki kozları bitti. PKK bitti. FETÖ bitti. Artık dışarıdan Türkiye'yi zorlayabilir. Dışarıdan da siz gidin New York'tan bir bakın. Nereden zorlayacaksınız? Türkiye'yi bir tek Doğu Akdeniz'den zorlayabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikaları Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanlış. Yanlış. Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz politikası, Suriye politikası, Ukrayna politikası çok yanlış. Ve Türkiye'ye maliyeti çok ağır olur. Doğan Bey'e de verebiliriz söz. Merhabalar başkanım. Benim iki tane sorum olacaktı. Bir tanesi dünya Avrasya çağına girmişken Amerika daha da saldırganlaşmaya başladı. Köşeye sıkışmış bir hayvan gibi çeşitli vuruşlar sevgiliyor. En son Davide Dugin'e suikastı da bizi bunu gösteriyor. Siz de Avrasyacılığın dünyadaki en önemli ismisiniz. Partimiz de Türkiye'de iktidar olmak üzere. Ben kısaca size şunu soracağım. Amerika'nın size saldırma ihtimali daha da artmış durumda. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci konum da sizce ideal arkadaşlık nedir? Nasıl olmalıdır? Amerika'nın daha saldırganlaşmaya başladığı onu üzerine bir soru işareti koyuyorum. Saldırganlaşmak bir güç ve kabiliyet meselesidir. Sen bir kahveye girdin. Ulan hepinizin bilmem ne falan istediğin kadar saldırgan ol, seni döverler onu. Yani onun için saldırgan olmak kuvvetle mümkün olan bir şey. Yani bu bizim solda işte Amerika güç duruma düştü, yeniliyor falan. Ha şimdi daha saldırgan. Bunlar net bir şey. Gerçekçi olmayan tespitler, onu söyleyeyim. Tabii Amerika'nın büyük bir devlet olarak ve dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olarak saldırganlık için çeşitli alet ve imkanları vardır. Ama şu anda Amerika düne göre saldırı yapma şansına daha az sahip. Benimle ilgili olarak ne yapabilir? Ondan sonra şansı azaldığına göre bana karşı yapacakları konusunda da şansının fazla yükseldiğini söyleyemeyiz. Türkiye devrimi bu süreçte güvenliğini sağlayarak başarılı olacak. Onu açıkça ifade edebiliriz. Neydi o? Ha, ideal arkadaşlık. Kız erkek arkadaşlığı mı? Normal arkadaşlık, paylaşmak, sevmek, bencil olmamak. Yani arkadaşlık bencilliğin bittiği yerde başlar. Arkadaşlık. Ne gülüyorsun şöyle orada? Ha? Ne? Hayır, hayır. Ben tam anlayamadım. Kız erkek arasındaki sevgi, evet. Aşk, cinsel arkadaşlık, evet, anladın mı? Aşk dışındaki normal dost saniye. Belki de aklım orada olduğu için öyle anladım. Aldın mı cevabı? Arkadaşlık bencilliğin bittiği yerde başlar. Arkadaşlığı tarif ediyorsak, her bencillik, bir gram bencillik arkadaşlığa zarar verir. Arkadaşlık paylaşmanın başladığı, birbirini düşünmenin, birbirini sevmenin, birbirinin başarısını istemenin başladığı yerde. Yani o bizim kültürümüzde var. O 7'ler, 9'lar, 40'lar diyoruz ya. Fedailer. O tarihimizde var. Onun için Dede Korkut Destanı'nı okuyalım diyorum. Orada işte çok güzel arkadaşlık örnekleri vardır. Paylaşma örnekleri vardır. Fedailik örnekleri vardır. Doğan Bey.
Başkanım, siz belirttiniz Libya ile anlaşma yaptık. Benzer anlaşmayı Mısır'la, Suriye ile de yapmamız lazım. Fakat yani Libya ile bir anlaşma yaptık. Mavi Vatan'ın sınırını çizdik. Yani biz Mavi Vatan'ın sınırına en yakın yerde sondaj yapıp bayrak göstermemiz lazım. Fakat şu anda yaptığımız maalesef 8 tane sondaj yapıldı Doğu Akdeniz'de. Bunların 7 tanesi bizim kıta sahanlığı içinde ve en sonda işte kıyımızdan 55 kilometre uzakta bir sondaj yapıldı. O sondajın bulunduğu alanda petrol potansiyeli sıfır. Yani benim petrol jeoloğu olduğum için oraları çok iyi biliyorum. Petrol potansiyeli sıfıra yakın olan bir yer orası. Halbuki bizim daha güneye, Münasır Ekonomik Bölge'nin en güneyine gitmemiz lazım. Şimdi hükümet, AKP hükümeti bir yanlış karar alıyor. Yanlış yerde sondaj yapıyor. Ama muhalefetten de hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Yanlış hareketi eleştirmiyorlar, bir de sessiz kalıyorlar. Mavi Vatan konusunda sizin CNN'de katıldığınız bir programda eski bir CHP milletvekili ne söylediğini hatırlarsınız. Orada Mavi Vatan sınırları içindeki biz mücadelemizi yapıyoruz. Diyor ki siz diyor burada diyor petrol olup olmadığı bile belli diyor. Niye orada diyor yani neredeyse kavga çıkarıyorsunuz diyecek dedi. Siz de ona gerekli cevabı verdiniz. Yani bizim Mavi Akdeniz konusunda zayıf karnımızın olmasının bir nedeni hem hükümetten de muhalefettir. Gerekli bilgi birikimi olduğu halde Türkiye'de o bilgi birikimi kullanmıyorlar. Yani dediğiniz gibi Libya ile Mavi Vatan sınırını çizdik. O Mavi Vatan sınırının hemen yakında gidip bir sondaj yapmamız lazım. Ama biz kıyımızdan 55 kilometre uzakta sondaj yapıyoruz. Bence genç arkadaşımız sordu Doğu Akdeniz'le ilgili. Ben de yapmak istedim. Tabii çok güzel oldu birbirini. Hanımefendi adınız neydi? Gülden? Kübra. Kübra Hanım da sizin konuşmanız birbirini tamamladı. Şimdi AK Parti hükümeti niye yanlış yerde sondaj yapıyor? Orada petrol olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Öbür yerde sondaj yapma cesareti yok. Yani siz dediniz ki Münasır bölgenin ucundasın. Petrol orada. Ama oralarda sondaj yaptığınız zaman Amerika Yunanlılara ulan bir tane torpili patlatın şu Abdülhamit gemisine falan dediği zaman, patlattığı zaman. Ekonomik çıkarlarını, doğal kaynaklarını, diyelim doğal gazını, bilmem diğer petrol kaynaklarını falan filan korumak, sahip çıkmak istiyorsa askeri güç olacak. Doğu Akdeniz'de sorunlar silahla çözülecek. Sondaj gemisiyle çözülmeyecek. Silahın varsa sondaj gemin işe yarar. Silahın yok, silahın korumadığı, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu başlık yapabilir aydınlık. Silahın korumadığı sondaj gemisi, sondaj gemisi değildir. Silahla korunmayan sondaj gemisi, sondaj gemisi değildir. Eğer sondaj gemini silah korumuyorsa, sondaj gemisi değildir. O balıkçı gemisi olur. Balıkçı gemisi bile olamaz. Balık avlamak için bile silahla koruman lazım. Çok önemli. Çok güzel bir konuya gelmiş olduk. Bir ilave daha yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi 10 gün önce 10 gün önce tartışmalı bir ruhsat var. 6 numaralı ruhsat. Hemen Kıbrıs'ın güneybatısında 10 gün önce bir gaz bulgusu açıkladı Rumlar bu bölgede. Ve bunu açıklamayı geciktirmelerinin nedeni şu. Abdülhamit Han gemisi, sondaj gemisi sandılar ki Kıbrıs'ın yakınına gidecek. Şimdi onlar biz 55 kilometre yakında kıyımızdan 55 kilometre uzağa koyunca bundan cesaretlendiler ve açıkladılar. Ve ben şu eleştiri yaptım hükümete o zaman. Bu adamlar orada 1,5 aydır sondaj yapıyorlar, gaz buluyorlar. Sizin bakanınızın veya danışmanlarınızın bundan haberi yok mu? Davet ettim ben Sayın Erdoğan'ı.
oradaki bakanı, enerji bakanını ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürünü görevden alın diye böyle bir davetli bulundum ama hiç yani bir karşılık bulamadım. Ama ben görevimi yaptım en azından. Bakın, Doğan Perinçek benim amcamın oğludur. Onu da söyleyeyim. Kendisi Avustralya'da, Libya'da, Suudi Arabistan'da petrolcü ve yer bilimci olarak hocalık yaptı. Çok büyük tecrübesi vardır. Türkiye Petrolleri'nden yetişmiştir. Bu sorunların çözümünü söyleyeyim mi Doğan kardeş? Yani Doğan kardeşim. Gelirsin, seni Enerji Bakanı yaparız. Bütün bu sorunları çözeriz. Ne dersin Kübra? Uygun mu? İşte bu aynı şey. Yani sonuç itibariyle Abdülhamit Han gemisinin gideceği yeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namluları tayin eder. İstediğin yere Abdülhamit Han gemisini yollayamaz. Onu koruyamayacağın yere yollayamaz. Bence bu toplantının en önemli tespitlerinden biri. Koruyamayacağın yere sondaj gemisi yollayamaz. Yoksa yani sondaj gemisinin nereye gideceğini petrol uzmanları değil genelkurmay belirler. O der ki ya oraya yollama, orada ben onu savunamam çünkü durum böyle. Ama Vatan Partisi olduğu zaman, Rusya ile işbirliği yaptığı zaman, Beşer Esad'la Suriye ile beraber olduğu zaman, Libya ile de beraber, İran'la beraber, hatta Çin'i bile Doğu Akdeniz'e getiririz. Orada mesela diyelim Antalya açıklarında bir Türkiye-Rusya Çin donanma tatbikatı yaparız. Bak o zaman sondaj gemilerini senin Enerji Bakanlığında her yere yollarız. Genel Başkanım, öncelikle merhabalar. Merhaba. Ben şunu sormak istemiştim. Şimdi biz NATO'dan çıkalım diyoruz. Neden çıkmamız gerektiğini anlatıyoruz. Böyle işte nasıl bir tutum sergilediklerini, bize karşı düşmanca olduklarını. Ama peki diğer NATO üyeleri ülke diye üye ülkeler bunları niye göremiyor? Veya hani niye piyon olmayı seçiyorlar böyle? Yunanistan gibi mesela bize karşı kışkırtılıyor. Yani aramızda böyle bir huzursuzluk çıkarıyorlar. Hani niye bizim gördüğümüz gibi göremiyorlar olayları diye merak etmiştim ben. Bunu görmekle ilgili bir şey değil. Bu çıkarla ilgili bir şey. Yunanistan hakim sınıfları, Alman hakim sınıfları, Fransa büyük sermayesi vesaire. Onun çıkarlarıyla ilgili. Bakın mesela Fransa'da daha yeni seçim oldu. Ne oldu? Macron kazandı. Diğer aday milliyetçi adaydı. O NATO'dan falan çıkmaktan falan söz ediyordu. Ama Fransız hakim sınıfları Macron'u tercih etti. Ondan sonra onun için bu iş bir görme meselesi. Şimdi oralarda Fransızların, Almanların, hatta Yunanların da o kadar olmasa bile bir zeka birikimi var. Devlet yönetme birikimleri var. Yunanistan bir piyon devlettir. Ondan sonra onlar daha çok böyle güdüme alışmış. Parmağınla basarsın düğmesine. Ona alışmış küçük bir devlettir ama Alman devleti, Fransız devleti, İtalyan devleti falan bunların hakim güçleri Atlantik sistemine bağlanmış. Ama şimdi orada da merkez kaç başladı. Yani Amerikan emperyalizmi çöktükçe oralarda da dağılmalar, kopmalar, Amerikan denetiminden ayrılma eğilimleri yükselmeye başladı. Mesela Almanya'da Alternatif Partisi çıktı, şimdi birinci parti olmaya doğru gidiyor. Veya Fransa'da Le Pen çıktı. Neredeyse seçimi alıyordu. Şimdi belki de önümüzdeki seçimde seçimi Le Pen alacak. İtalya'da yine milliyetçi parti yükselmeye başladı. Yani NATO içinde de bir dağılma sürecine girildi. Neden? Çünkü Amerikan emperyalizmi 10 parmağının altında 10 tane pire var. Parmağını oynatamıyor. Oynattığım pireler kaçıyor. Bunu yani görme meselesi değil. Oradaki hakim sınıfların çıkarı gücü onunla ilgili bir olay olarak değerlendirmemiz lazım. Ama Yunanistan bir şey, ben Yunanistan Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Yunanistan'a gitmiştim. İşte Ali Mercan ve Özcan Buze, üç kişilik bir heyettik falan.
onların bir çok iyi Almanca bilen bir uluslararası ilişkiler bürosu başkanı vardı. Ondan sonra sohbetimiz arasında falan bize şunu söyledi. Yunanistan Komünist Partisi de önemli bir partidir. Yani gelenekleri olan, silahlı savaş vermiş İkinci Dünya Savaşı'nda falan birikimli bir partidir. Ya siz dedi Yunanistan'ı ne zannediyorsunuz dedi. Yunanistan dedi Türkiye gibi değildir dedi. Türkiye'nin bir devlet geleneği, bir devlet birikimi var dedi. Yunanistan dedi bir uydu. Uydu devlettir dedi. Onu çok iyi anlamanız lazım dedi. Yunanistan bir uydu devlettir dedi. Onun için Yunanistan devleti kendi çıkarını da öyle kolay kolay göremez. Uydu devletler kafaları uydu olduğu için kime uyuyorlarsa, kimin uydusuysa onun kafasıyla düşünürler. Merhabalar Genel Başkanım. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi yakın zamanda Tayvan'da bir takım olaylar yaşandı. İşte ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'ı ziyarete gitti. Şunu merak ediyorum. Şimdi Çin, ABD'nin bu hegemonyacılığına karşı siyasal ve ekonomik düzlemin dışında silahla sizce cevap verebilir mi ABD yakın zamanda? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çin ilan etti. Diyor ki ben diyor Tayvan benim vatanımın parçası. Amerika'yı işgal etti. Yani 1949 yılında Çin kurtulduğu zaman bütün Çin'i kurtardı Çin Komünist Partisi. Ama Tayvan denizde Amerika orayı Amerikan donanması korudu ve orayı kurtaramadı. Ama Çin hep şunu ilan etti. Dedi ki orayı gerekirse silahla kurtaracağım. Silah kullanacağımı da ilan ediyorum dedi. Ama tabii bunun bir zamanlaması var. Çin'i şimdi izlediği siyaset Amerika'yı barışçı yoldan geçmek. Yani fazla kapışma, savaş olmasın. Ben zaten Amerika'yı geçtim gidiyorum. Onun için bu süreci mümkün olduğu kadar kavgasız götürmeye çalışıyor. Ama bu arada tabii Çinlilerin böyle sabırlı olmak yanında çok bir kararlı tarafı vardır ve çok iyi savaşçıdırlar. Benim Necdet Albay vardı Doğan Kadıköy'de şey yaptılar, öldürdüler. Bizim akrabamızdır. Necdet Albay Kore'den geldiği zaman Şule ile birlikte onunla görüşmüştük. O Kore'ye şey olarak gitmişti, gönüllü olarak üsteğmenken. Dedim ki Necdet abi dedim. Orada dedim 20-30 tane milleti gördün dedim. İşte Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, şunlar, bunlar, Çinliler, Koreliler bilmem ne falan filan. Bunlar içinde dedim en iyi asker, yani Türk askerini kenara koyalım dedim. Bizim dışımızda en iyi asker kimdi? Vallahi dedi hiç dedi tartışmasız dedi Çin askeri. Ben Çin askeri gibi asker görmedim. Mitralyözlerin üzerine, böyle makinalı tüfeklerin üzerine böyle dalga dalga gelirler. Ondan sonra son derece cesur. Çünkü neden? Ta 1920'lerden beri Japon emperyalizmiyle savaşmış, Amerikan emperyalizmiyle savaşmış, iç savaşta pişmiş falan. Yani adamlar 1920'lerden beri 100 yıldır savaşıyor. Bir de ondan evvel Afyon Savaşı, şu savaşı, bu savaşı, İngiliz... Yani 200 yıldır hani bizim gibi emperyalizmle savaşıyor. Hatta bizden daha yoğun. Bizimki böyle daha kısa devreler. Onlar durmadan savaşıyor. Ve Asyalı bir millet, vatanseverlik var. Komünist Partisi'nin şeyi var, kabiliyetleri var falan. Onun için askeri bakımdan kendilerini de hazırlıyorlar. Uygun buldukları zaman ve bu barışçı yoldan gelişme planını da bozmadan, boş yere ondan sonra, çünkü Çin'le Amerika arasındaki bir savaş büyüdüğü zaman maliyetleri çok yüksek olur. O savaşı kazansan bile aynı zamanda büyük yıkım vardır. Onların hesabını yapan orada çok pişmiş, olgun bir parti var, hükümet var. Hesap meselesi sizin sorunuzun cevabı.
Merhabalar Genel Başkanım. Tekrardan hoş geldiniz. Benim sorum şu olacaktı. Biliyorsunuz liselerde siyaset yapmak yasak. Tarih veya felsefe dersinde veya herhangi bir derste olsun siyasete dair bir ek yapmaya kalktığımızda, soru sormaya kalktığımızda ya konunun üzeri kapatılıyor ya da hoca cevaplamıyor. Peki biz iktidara geldiğimizde eğitim müfredatına siyaseti koyacak mıyız? Şimdi Atatürk'ün gençliğe hitabesine ey Türk gençliği siyaset yapın. Yani o ey Türk gençliği, o Atatürk'ün meşhur nutkun sonundaki seslenişinin özeti siyaset yapın. Gençliği siyasetin dışına kim iter? Gençliğin gelecekten korkan, gençliğin Türkiye'nin geleceğine müdahale etmesinden korkanlar, tutucular, durum böyle kalsın, onlar gençliğin siyasete girmesinden korkar. Devrimciler ise Atatürk gibi gençliği siyasete çeker. Zaten genç Türklerden çıktı Jön Türk kavramı. Gençliğin siyasete girmesinden çıktı. Niçin 1908 devrimle Jön Türk devrimi diyorlar? Niçin bütün Avrupalılar Jön Türkler, Jön Türkler diyor. Ve hatta Amerika'da gençler ayağa kalksa Amerika'nın Jön Türkleri diyorlar. Japonya'da Japonya'nın Jön Türk diye bir marka var. En geçerli Türk markası, en meşhur dünyadaki Türk markasını Jön Türk. Genç Türk. Değil mi? O bakımdan devrimcilik demek gençliği siyasete çekmek demek. Ama tabii burada siyasetten anladığımız ayak oyunları bilmem neler falan değil. Namuslu, bundan sonra geleceği kuran, yaratan siyasetten söz ediyoruz. Onun için Vatan Partisi geldiği zaman zaten tarih okutmak demek siyaset, felsefe okutmak demek siyaset, hukuk okutmak demek siyaset, sosyoloji okutmak demek siyaset, değil mi? Sonuç itibariyle siyasetsiz hiçbir şey olmuyor. Siyaseti yasaklamak ise sonuç itibariyle ancak efendilerin, küresel efendilerin dünyadaki nizama hakim olmak için ürettikleri bir tavır siyaseti yasaklamak. Vatan Partisi iktidarında tabii ki gençlik sıradan ayak oyunları anlamında bir siyasetin içine değil, Türkiye'nin geleceğini kurma anlamındaki siyasetin içine yönlendirilecek işte. Onun için bu toplantıları, bu kampları yapıyoruz. Hocam, Genel Başkanım, ilk olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim iki tane sorum olacaktı. İlk sorum şu şekilde, benim yaşıtlarım çoğu da hani mesela tartışırken Vatan Partisi'ni işte AKP fonluyor, işte AKP ile işbirliği yapıyorlar diyorlar. Sizin AKP'ye net olarak tutumunuz nedir? Bu birinci sorumlu. İkinci sorum olarak da Türkiye'de hani baktığımda genel olarak kültürel bir yozlaşma olduğunu görüyorum. Hani eski geleneklerimiz kayboluyor, batılaşma artıyor. Vatan Partisi iktidara geldiğinde bunu nasıl çözmeyi düşünüyor? Teşekkür ederim. Sağ olun. Vatan Partisi'nin bir programı var. Programın özü bağımsız Türkiye üreten ve demokratik Türkiye. Bu programa uyan her şey Vatan Partisi'nin tepete tuttuğu şeyler. Yani bu programa bir FETÖ'nün üzerine yürüdü. Kim yürürse bilir. Beraber. AK Parti'nin yürüdü beraber. PKK'nın üzerine yürüdü. Bu programa uyuyor. Beraber. Üretim devrimine hizmet eden bir siyaset üretti. Beraberiz. Ama Ukrayna'da o yanlışı yapıyor, karşısındayız. Suriye'de Esed diyor, Beşar Esad'a karşı Amerika ile beraber karşısındayız. Dolayısıyla Vatan Partisi'nin AK Parti diye bir programı yok. Kendi programı var, AK Parti'yi de o program açısından bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'ye de. Onlar da olumlu, doğru bir şey yaptığı zaman olumluyoruz ve beraberiz. Ama onlara bakıyoruz, onlar genellikle %95, %100'e yakın Biden
ittifakı içindeler. Amerika ile birlikteler. Ama AK Parti işte görüyoruz 2014 yılından sonra FETÖ'nün üzerine yürüdü. Amerika AK Parti'yi devirmeye kalktı. Ne yapacağız? 15-16 Temmuz gecesi sağıma bakıyorum. Tayyip Erdoğan var. Soluma bakıyorum. Binali Yıldırım var. Kümeslerin içine bakıyorum. Orada Meral Akşener'le şey saklanmış. Kılıçdaroğlu. Ne yapacağım ben? Ben de kümese gidip Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu beraber kümesin içine kapımı mı sokacağım? Kim varsa yanımda onlarla mücadele edeyim. Ve bu süreçte şunu görüyoruz. AK Parti FETÖ'yle beraberken FETÖ'ye karşı Vatan Partisi'nin yanına geliyor. De Kürt açılımı yaparken Vatan Partisi diyor ki yanlış yapıyorsun. Bu mesele silahla çözülür. HDP'nin PKK'nın üzerine silahla gidilir. HDP'nin kapatılması gerekir. PKK'nın üzerine silahla gittiği zaman da ben ne yapacağım? Amerika'nın tarafına, PKK'nın tarafına mı geçeceğim? O kadar. Onun için bizim AK Parti'ye karşı şeyimizi, tavrımızı kendi programımız, kendi siyasetlerimiz belirliyor. Yoksa ben AK Parti'ye düşmanım. PKK'nın üzerine yürüdüğü zaman da düşmanım, o zaman Amerika'nın yanındasın. FETÖ'nün üzerine yürüdüğü zaman da düşmanım, o zaman Amerika'nın yanındasın. O bakımdan. Veyahut da Rusya ile dostluk kurduğu zaman ne yapalım? Amerika'nın yanından mı muhalefet edelim AK Partisi'ne? Biz kendi programımıza sahip çıkıyoruz. İkincisi kültürel yozlaşma. Onu epey konuştuk burada. Ondan sonra bayağı doyurucu da oldu kanaatime göre. Yani Türkiye'de uyuşturucu, işte insanı cinsiyetine yabancılaştırmak, halkından koparmak, bireycilik, bencillik vesaire bu tür emperyalist kültürün dayatmalarına karşı önce bir de mücadele ediyoruz. Neyi yayıyoruz? Vatanseverliği, diğergamlığı yani elseverliği, halkseverliği, milletseverliği ve arkadaşlığı, kardeşliği bu kültürü yayıyoruz. İsterseniz son bir soru var. Ben istemem. Siz ne isterseniz ben burada görevliyim. Size göre yaparım. Evet. Burada isteyecek olan sizsiniz. Başkanım merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı ben. Bugün Şule Perinçek'le de işledik Kemalist devrim felsefesini ve tarihini. Ben de size de bir soru sormak istedim. Kemalist devrim ilerlemesinin 45'te bir kireçlenmeye maruz kaldığını, 80'de de büyük bir darbe yediğini biliyoruz. Ben de şöyle bir sorum olacak. Bu büyük darbeyle birlikte çok büyük bir vakit kaybetmiş olur muyuz? Hani Kemalist devrimin ve MDD'nin ilerlemesinde. Ve bizim hükümetimizde bunu telafi etmek ne kadar sürer? Çünkü hem siz hem de Şule Perinçek de bize bugün hazır olmamızı söylediniz ve biz de hazır olduğumuzu söyledik. Ben de bizim hükümetimizde bunun ne kadar süreceğini ve bu tam bağımsızlığın, üretim devriminin tam başarısının ne zaman olacağını da merak ettim. Teşekkür ederim. Bakın 42 yılı kaybettik. Evet. 80'den bu yana veyahut da 45'ten bu yana alırsanız 77 yılı kaybettik. Ama Türkiye nereye geldi? Tekrar Atatürk rotasına geldi. Diyelim son 10 Kasım'da Tayyip Erdoğan çıktı. Dedi ki bizim dedi yönümüzü artık Atatürk çiziyor dedi. 30 Ağustos konuşması dikkatimi çekti Tayyip Erdoğan'ın. Dedi ki bizim dedi önümüzdeki hedefleri dedi Gazi Mustafa Kemal Paşa belirliyor. Bakın bu şu bakımda. Gazi Mustafa Kemal Paşa şahane adamdır, bilmem nedir, Kurtuluş Savaşı'mızı yaptık, devletimizin kurucusudur falan. Bu başka bir şey. Geçmişe ait onu övmek o. Ama önümüzdeki hedefleri ve yolumuzu Gazi Mustafa Kemal Paşa belirliyor diyor Tayyip Erdoğan. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor? Elinde sonunda Türkiye'deki kendisine karşı olan kuvvetleri bile hizaya getirip ondan sonra yön veriyor. Yani o bakımdan Türkiye Atatürk'ün çizdiği rotaya girdi. Neden? Hani bu Tayyip Erdoğan işte takiye yapıyor falan değil. Sen PKK'nın üzerine yürürsen
FETÖ'nün üzerine yürürsen, Amerika ile karşı karşıya gelirsen, sınırları geçip ondan sonra Amerika-İsrail koridorunu falan yararsan, kaçınılmaz olarak Atatürk'e sahip çıkarsın. Başka sahip çıkacak bir şey yok ki. Ha, bu arada Abdülhamitler falan da araya karışıyor. O da onların geçmişiyle ilgili. Yani onlardan biz Vatan Partisi'nin tutarlılığını, kararlılığını ve cesaretini beklemeyiz. Ama bir kıyaslayalım. Türkiye'deki muhafazakar falan filan kesim, onlar bile Atatürk hakkında böyle çok çeşitli şeyler, şüpheler, ondan sonra hatta olumsuz tavırlar falan varken, şimdi büyük ölçüde Atatürk'ün çizdiği rota falan, bu şeyler, fikirler Türkiye'nin gündemine yerleşti. Atatürk'ten vazgeçen kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü onlar da Amerika'nın yanına gidince Atatürk'ü geçmişe bakıp, Atatürk'ü işte 1930'larda işte Dersim katliamını yaptı, bilmem ne falan filan, biz 30'lara sahip çıkmıyoruz falan diyerek Atatürk'ten vazgeçti. 30'lara sahip çıkmazsan zaten Atatürk diye bir şey kalmaz. Atatürk'ün en devrimci olduğu dönem 30'lar. Kurtuluş Savaşı'ndan daha devrimci 30'lar. Başkanım, hoş geldiniz tekrardan.